Merhabalar, yeniden geldik. Evet, bu Merhaba. sefer konseyle birlikte karşınızdayız. Evet. Biz hazırız. Nasılsınız diyelim. Tekrardan buluştuğumuz için tam vaktinde yetiştim introya. Evet, hoş geldin. Frostborn Hungers. Evet, For the Horde. Az önce çığırmamış olabilir çünkü sesleri kapatıyoruz introda. Evet. Nasılsınız diyelim. Öncelikle aranızda baba olanlar varsa, baba adayları varsa, baba olmayı düşünenler de varsa herkesin babalar günü kutlu olsun diyoruz. Geyiklere hiç girmiyorum. İşte Grombaş'ın, Veri'nin babalar günü kutlu olsun falan diye. Hepsi toprak oldu Ben gitti. onunla ilgili görseli Hepsi paylaştım. toprak Oradan oldu gitti gazımı diyelim. Biz verdim. işimize bakalım hızlıca vakit kaybetmeden. Çünkü biliyorsunuz süremiz bize hiçbir zaman yetmiyor. 5 saat de olsa yetmiyor, 10 saat de olsa yetmiyor. O Doğru. yüzden hiç lafı gıvrandırmadan geçelim arkadaşlar konumuza. Ejderha sınıflarını konuşuyorduk. Dragonflight'ları konuşuyoruz bildiğiniz üzere. Ve bu haftada sarı diyebilirsiniz. Bronz diyebilirsiniz ama oyunda bronz geçiyor. Aklınıza metal olan gelmesin. Genelde bronz deyince bizde böyle kıymetli maden şeyine nasıl söyleyeyim yoruluyor. Sarı deyin, bronz deyin hiç önemli değil. Bronz dragonları konuşacağız. Biz genelde bronz olarak anacağız kendilerini. O yüzden şimdiden söylemiş olalım. Belli kısa Tunç. Tunç değil mi? Tunç çağı. Tunç. Değil mi? Sarı şey. Ne? Biz de kızıldım maden diyoruz. Biz mesela dökümcüyüz. Evet. Kızıl maden. Biz kızıl maden olarak söylüyoruz. Neyse. Önce Kahverengi. konu başlıklarını size tekrar edeyim. Biliyorsunuz Görkem arkadaşlar bu konuda çok profesyonel bir hazırlık yapıyor sizler için. Kısa hatırlatmalar var. Artık geçtiğimiz yayınlardan böyle ezberledik abi geç geç diyeceksiniz ama biz öyle geçmeyeceğiz. Görkem size bir hatırlatma yapacak. Bronze Dragonlar diyeceğiz. Varoluş amaçları, Nozdormu'nun Amantul tarafından kutsanması vesaire. Güçleri nelerdir, ne değildir. Görevleri, baş düşmanları Infinite Dragonflight. Az önce de bir arkadaşımız bahsetmişti. O konuya da gireceğiz. Caverns of Time'a geleceğiz. Tarihçilerini ele alacağız. Uzun 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 alt başlıkları var. Çok uzatmayacağım ve sözü Görkem'e aktaracağım abi. İstediğin gibi davran artık. Zaten yeni değiliz nasıl söyleyeyim ejderha sınıflarında. Buradan sonra sözü sana bırakıyorum abi. Bronz Vur dragonlar gitsin diyorum. diyorsun. Aynen abi. Tamam. Ortaya açtım gol senin. Evet, şimdi tabii daha önce konuştuğumuz konulardan yani hepsinin ortak başından geçen mevzular var bütün ejderhaların. Onları tabii her bölümde başta tekrar tekrar söylüyoruz ama işte üstünden de geçmek lazım. Tabii ejderhanın ne olduğunu falan artık ilk bölüm olmadığı için söylemiyoruz. Onu merak ediyorsanız ilk bölümden yani en azından Warcraft evreni için ejderha ne demek oradan öğrenebilirsiniz. Tabii bronzlar diğerlerinden farklı olarak zaman üzerinde olan güçleri sayesinde daha nasıl diyeyim izole ve aslında aynı anda pek çok şeyi düşünerek plan yapan, uygulayan ve müdahale eden bir renk. Çünkü bunun da sebebi Amantul'dan aldıkları güç. Ve işte zamanın gidişatını, Azeroth'un işte üzerinde olan olayları korumak görevini almaları. Tabii ilk başta zaten işte Proto Dragonken de böyle bir eğilimleri ve yetkinlikleri var. Ama tabii bu daha çok mesela işte gelecek saldırıyı hissetme falan gibi nasıl diyeyim tezahür ediyor. Ama işte Galakrond'u yendikten sonra zaten işte daha önce de anlattığımız ejderha liderlerinde olduğu gibi bronzların da lideri ve en güçlüsünü titanlardan bir tanesi kutsuyor. Bu da Amantul. Bronzların öneminin seviyesinde oradan anlayabilirsiniz. Yani Titanların başı olan Amantul Nozdormu'yu güçlendiriyor ve ona gücünden bir parça veriyor. İşte Azeroth'un kaderini koruması için. Yani Amantul'un da zaten kendi gücü daha çok işte Arcane üzerine gözükse de aslında evrenin zamanını ve işte olan olayları korumakla bir nevi görevli. Ve işte gelecekte olacak şeyleri de tabii korumakla görevli. Yani Nozdormu üzerinden gideceğiz. O güçlendirmenin işte zaten işte amacı da bu.
Ama Azeroth üzerinde tabii, evren üzerinde değil. Tabii şey, bronzların işte genel güçleri de aynen devam ediyor, onu da söyleyeyim. Esas işte zaten proto oldukları zamandan beri gelen güçlerinin sayesinde işte yıldırımlarla ısıtabildikleri kumları üflüyorlar güç olarak. Diğer ejderhalar işte ateş ya da işte ne diyeyim, buz üfleyebiliyorken bunların da böyle bir gücü var. Ayrıca zamansal büyüye olan bir yatkınlıkları zaten var. Amantul da güçlendirdikten sonra işte bu zaman büyüsü üzerine artık iyice hem bunu hissedecek seviyeye geliyorlar hem de müdahale edebilecek güce geliyorlar. Bu müdahale nasıl? Mesela işte şöyle düşünün. Zamanda önemli. Bir kırılma olacağı zaman ya da geleceğe etkileyecek bir olay olacağı zaman bunu olmadan önce bu olayın olay zincirindeki aşamada bunu fark edip bu olay zincirini oluşturacak mevzulara müdahale edebiliyorlar. Artık o kadar güçlü bir görüleri var ki zamanla ilgili ve zamandaki gidişatla ilgili. Amantul güçlendirdikten sonra böyle bir işte ön olaylara müdahale edebilecek ya da sonra olabilecek şeyleri engelleyebilecek böyle güce erişiyorlar. Çok bunları kısa bir araya girmek istiyorum abi. Bir şey sormak istiyorum. Bu ne, normalde şimdi şey diyeceğim. Yanlış anlama. Kızma da lütfen. Hani ahmak sorusu soracağım. Şimdi normalde biraz felsefik açıdan baktığın zaman, şimdi bu adamların zamana hükmetme gücü var. Tamam. Zamanda istedikleri gibi hareket ettiklerini biliyoruz. Şimdi biraz spoiler oldu ön şeylerinde ama Amantul'dan bahsedeceğim ben biraz. Mesela Amantul'dan bahsedeceğim derken soracağım. Abi bu adamın madem böyle bir gücü var, kötü şeyler neden başımıza geliyor gibi. Hani anlatabildim mi? Geriye dönüp düzeltilemiyor mu? Ya da bu hani zamana nasıl bir hükmetme güçleri var? Bir açıklığa kavuşturalım. Eminim insanların aklına gelecektir yani, bu tarz sorular diye. Evet, anlatayım. Şimdi zaten genel olarak mesela bu zaman yolculuğu olan bütün konseptlerde, bütün böyle nasıl diyeyim, Back to the Future'ından işte Matrix'ine kadar her böyle, ya da işte bizim hatta WoW'un içindeki işte Warlords of Draenor'daki zaman yolculuğu bile aslında hepsinin belli kuralları ve belirleyici noktaları var. Eğer işte mesela Doctor Who falan biraz izlediyseniz zaten onun mantığını daha iyi anlamışsınızdır. Zamanda belirli bir nokta oluşup bir olay olduktan sonra ona müdahale edemezsiniz. Yani Amantul'un da olayı bu. Aslında her şeyi görebiliyor ama müdahale edebileceği şeyin sınırı var. Yani bazı şeyler olmak zorunda, bazı kötü şeyler de olmak zorunda ki sonradan daha büyük bir iyilik olsun. Yani genel mantığı bu. Mesela buna çok böyle örnek verelim mi? Mesela işte bu Caverns of Time dungeonları var, işte Burning Crusade'lerinden. İşte Troll'un kaçmasını engellemeye çalışıyor ya da Horde'un Azeroth'a gelmesini engellemeye çalışıyor ve bize... Oralara geleceğiz. Benim belki demek istediğim yok, şey Murat. Hayır hayır. Örneği şu yüzden. Söyle abi. İşte mesela Horde'un Medivin Dark Portal'ı açma engellemesini çalışırken şey diyor işte. Niye bunu yapıyorsun? İşte Horde dünyada sadece yıkım getirecek diyor Infinite Dragonflight'da. Horde gelmeseydi Azeroth'a, İleriki tehditler için Alliance kurulmayacaktı mesela. Evet. Ya da işte bu hani şu an Azeroth'u savunan ortalıklık güç olmayacaktı. Yani o kötü olayın o sırada yaşanmış olması gerekiyordu ve değişmemesi gerekiyordu. Ya zaten Görkem açıkladı işte, belli bir hani yaşanmış bir zaman çizgisi var, o ayrı. O yaşanacak. Onun bozulmaması için zaman büyüleri kullanıyorlar, onu koruyorlar. Hani akıllara gelebilecek bir soru olduğunu düşündüğüm için sordum abi. Devam edebiliriz. Tamam. Yani aynen bunda da öyle. Zaten Nozdormu'nun olayını da şimdi Nozdormu'nun hikayesini bu bölümde anlattıkça o dediğim durumla ilgili nasıl aslında güzel bir döngü yarattıklarını da anlayacağız. Zaten bronzların en benim de sevdiğim tarafı o. Yani zamanla ilgililer ve bu zamanla ilgili etki edebildikleri, değiştirebildikleri ve koruyabildikleri şeyleri o durumda görüyoruz. Yani direkt Nozdormu'nun hikayesi ve bronzların hikayesini de görebiliyoruz. Bence bayağı güzel yazılmış ve zaten genel olarak böyle zaman yolculuğu konuları içerisinde de bence Warcraft'ın yeri bayağı iyi. Yani çünkü genel olarak tutarlı bir böyle zaman konsepti oluşturmuş.
çok fazla böyle retcon da yemedi. Ve kendi içinde hep en baştan beri mevzuyu bize böyle anlattıklarından beri tutarlı gidiyor. Ve hepsi zaten bunlarla, bronzlarla ilgili ya da işte bir müdahaleleri oluyor, bir değiştirecekleri şeyler oluyor. Onları da görüyoruz ilk elden. Aynen, Keepers of Time, not Benders of Time. Yani Benders of Time olan zaten Infinite Dragonflight. Onları da anlatacağız birazdan işte. Yani hatta yavaş yavaş onu da geçeyim. Evet. Yani görevlerinden zaten bahsetmiş olduk. Görevleri aynen zamanın gidişatını ve Azeroth'un genel olarak kaderini korumak. Kaderi dediğimiz şey tabii kaderci olarak bakmayın. Aslında bir sürü yol var ama bazılarında işte hani gezegen yok oluyorsa bunu da engelliyorlar. Hani o kadar net şeyler varsa işte çok böyle kesin bitişler, kesin sonlar ya da ileride olacak bir olayı engelleyecek kadar büyük bir şey olursa bunları engelliyorlar. Ama genel gidişata zaten dokunmuyorlar. İşte iyi kötü şeyler o yüzden hem iyi hem kötü olarak korunuyor olduğu gibi. İşte ama buna müdahale etmeye çalışan bir aynen işte Utku'nun da dediği gibi zamanın akışını bükmeye çalışan bir Infinite Dragonflight var. İlk başta bunların tabii nereden geldiğini bilmiyoruz. Sadece işte bir anda Azeroth'un geçmişindeki anahtar olaylara müdahale etmeye başlayan bir işte ejderha ırkı ortaya çıkıyor ilk gördüğümüz. Bunlar nereden geliyor nedir bilmiyoruz ama bunların da zamanla ilgili ve işte aynı bronzlar gibi isimleri var. Ve oradan anlıyoruz ki bunlar da işte zamanla ilgili ejderhalar ama nedir bilmiyoruz ilk başta. Bunları yaptıkça işte bu müdahalelerini engelledikçe ve onların da işte her birinin konuştuklarını, amaçlarını öğrendikçe yavaş yavaş çözüyoruz olayı ve sonunda kim olduklarını da öğreniyoruz. Ona işte birazdan daha detaylı girerim ama zaten spoiler da değil. İşte Murozond diye bir liderleri olduğunu öğreniyoruz. Murozond zaten Nozdormu'nun anagramı. Yani, evet, aynı harflerin yerleri değiştirilmiş hali. Ve sonradan öğreniyoruz ki End Time Dungeon'ı ve üçlemeyi yaptığımız zaman aslında Nozdormu ileride bir şekilde Old God'lar tarafından delirtilecek ve kendisi alternatif bir zamana gidip orada saklanıp bu Infinite Dragonflight'ı oluşturacak. İşte kendisini takip eden bronzları da aynı güçle yükleyip işte yani zamanı bükme gücü aslında bu tam olarak işte o yani korumanın ötesine geçip aynı işte şey gibi bu Star Wars'taki Darkseid gibi zamana hükmedebilme gücünü kötü amaçla kullanacak bir seviyeye geçiyor ve işte ondan sonra da zaten işte bu Azeroth'un kaderindeki olayları değiştirmeye çalışıyor. O yüzden de işte Infinite Dragonflight kuruyor. Sonsuz olsun, her şey işte Azeroth bitmesin gibi bir aslında iyi amacı varmış gibi gözüküyor ama işte bunu yaparken tabii arada biz kaynıyoruz. Bizim hayatımızdaki olayları da etkileyecek seviyede bunu yapıyor. İşte Infinite Dragonflight o yüzden bu böyle başı sonu belli bir olay. Yani sonunda biz Murozond'u öldüreceğiz ve Nozdormu da bunu bilerek yaşıyor ve en başından biz orayı işte keşfedip oraya müdahale ettiğimizde bunu sadece aslında Dragon Soul'u geri almak için yapıyor ve orada bir nevi işte fedakarlığı sayesinde Nozdormu'nun işte kendi geleceğini orada değiştirmemeyi kabul ederek bizim Dragon Soul'u alıp Deathwing'i yok etmemizi sağlıyor. Yani işte Nozdormu halen daha yaşıyor ve bu olay ne zaman olacak, ne zaman delirtilecek ve oraya gidip işte Infinite Dragonflight'ı oluşturacak onu bilmiyoruz ama eninde sonunda bu olacak ve orada ölecek, o çember kapanacak ama bu olduğu sayede yani bu olduğu için de biz de Deathwing'i yok etmiş olacağız ve işte Azeroth yok olmamış olacak, Sundering olmamış olacak işte ikinci bir kez. O Deathwing'in kazandığı versiyonunu biz görmeyeceğiz işte. O alternatif evrende o kalacak ve o sayede biz de devam edeceğiz. Yani böyle bir fedakarlık yapıyor Nozdormu. Tabii şey buna biraz sonradan işte ayrıca detayıyla da yani ön arkasıyla bunu oluşturan kısımla da değiniriz.
İlk baştan işte tarihlerini tabii her ejderha sınıfını anlattık. İşte bunların da tabii ortak noktaları var. Zaten ilk bütün ejderhaların ilk aksiyona girdiği yer War of the Ancients. Zaten bundan önce işte güçlerini alıyorlar ve işte Legion'ın saldırmasıyla da hep beraber işte buna karşı mücadele ediyorlar. Ama burada bir anahtar nokta var. War of the Ancients'ta Nozdorm bizzat yok. Sori-Dormi var, onun eşi olan. Ve Dragon Soul'a ilk bu işte güçlerini aktardıklarını da anlatmıştık. İşte Deathwing olmadan önce işte Neltarion'ken diğer ejderhaları ikna edip işte bir Legion'a karşı büyük bir silah yapalım, hepimizin gücünü yükleyip diyerek Dragon Soul'u işte yaratıyorlar beraber. Ama işte Deathwing bunu kötüye kullanıyor ve işte mavilerin büyük kısmını yok ediyor. Tabii diğer ejderhalar da işte kayıplar görüyorlar. Ve hepsi işte kaçıyor, saklanıyor bundan etkilenmemek için. İşte bu aşamada zaten hepsinin bir yükselme ve düşüş aşaması var. İşte bu düşüşleri de zaten Dragon Soul'un oluşturulmasıyla alakalı. İşte burada Nozdorm'u yok. Yani böyle bir anahtar noktası var. Hepsinde zaten bunu anlattık ama Nozdorm'un işte o sırada nerede olduğunu ilk başta bilmiyoruz. Tabii sonradan öğreniyoruz. İşte yerine de Sori-Dormi, Nozdorm'un gücünü aktarması için bıraktığı bir işte kum saati var devasa. Onu da hatta Caverns of Time'ın ortasında görebiliyorsunuz. Artık gücü alınmış halde ama işte o kum saatini kullanarak Nozdorm'un gücünü Dragon Soul'a Sori-Dormi aktarıyor. Sonra olanlar oluyor tabii. Bundan sonra da işte oradaki işte War of the Ancients'ın sonunda da zaten işte Sundering olunca, yani Well of Eternity çöküp işte oradan işte Sargeras'ı getirmeye çalıştıkları portalla beraber her şey çökünce bundan sonra Sundering oluyor ve zaten işte bronzlar bunun da olacağını aslında biliyorlar ve gene engellemiyorlar. Ve işte Deathwing'in de aslında ne yapacağını seziyorlar. Büyük oranda ne yapacağını da biliyorlar ama müdahale edemiyorlar. Olduktan sonra ancak işte yani hasarı bir nevi yani verebileceği hasarı engelliyorlar ve maksimum işte zarar verebilse belki diğer bütün işte ejderhaları yok edecek. Siyahlar dışında ejderha kalmayacak. Ama işte bir nevi bunu engellemiş oluyorlar. İşte kalanların da sonradan devam edebilip işte Deathwing'i öldürebilecek seviyede olanları bir nevi koruyorlar, seçiyorlar. Onları özellikle korunmasını sağlıyorlar. Böyle anahtar müdahaleleri var. Çok ilk başta çaktırmadan sonradan ufak ufak işte detaylarını aralarda öğrendiğimiz böyle müdahaleleri var. Zaten sonra da işte bu olayın devamında işte Nozdorm'u geri geliyor. İşte Sundering olduktan sonra ve ondan sonra da işte Dragon Soul'u bir daha başka hiçbir ejderha kullanmasın diye onun üzerindeki zaman yapısını bozuyor. Ve ondan sonra zaten işte nasıl diyeyim, o silah işte bir şekilde ortadan kayboluyor. Ama onun da tabii nasıl kaybolduğunu işte gene bu geçmişe gittikleri işte zindanda görüyoruz. Son anda gene Nozdorm alıyormuş onu da. Bunu da zaten bu End Time'dan sonraki işte Well of Eternity damcını var. Orada görüyorsunuz. Orada ama çok ince bir noktada oluyor. İşte tam her şey çökerken orada Illidan işte Well'den su almak üzereyken ona odaklanıyoruz böyle konular dönerken. O sırada ama Nozdorm işte Dragon Soul düşerken onu kapıyor gidiyor. O çok böyle ince bir detay. Şeyde yani YouTube'da videosu da olması lazım. O kısmı özellikle böyle izleyip çekmiş videolar var. Var abi var. Galiba işte ya Nobel'in ya da işte başka birinin eski öyle hikaye anlatanlardan birinin videosu var onu ayrıca anlattığı. Oradaki ince detayları. Ona da bakabilirsiniz. Bir şey soracağım. O ince detay yanlış hatırlamıyorsam bir romanda geçiyordu abi. Hangi romanda? Geçiyor.
Geçiyor geçiyor. Esas zaten roman çok daha önce o dungeon'ın çıkmasından. O romanda anlatılan olay işte ufak bir animasyonla oluyor. Yani... Değil mi? Orada çünkü yok bir de bu şey vardı. Ronin muhabbeti vardı bir hikayede geçen. Tabii onlar, onlar zaten işte ilk şeyde yani Dragon Soul'un oluşturulması sırasında Nozdormu'nun olmamasının sebebi o. O geçmişe gittikleri zaman kırılması. Onu da nasıl diyeyim bu kronolojik sırada anlatayım ki karışmasın. Aslında tabii War of the Ancients'ta işte bu Brock Sigar'la işte Ronin'in bulunma sebebi bizzat Nozdormu. Tabii ona da o zaman kırılmasının olduğu yerde geleyim. Çünkü o 3. Tamam. Savaştan sonra oluyor. Evet evet. Ama az önce burada bir ondan sonra geçmiş paradoksu oluyor. Burada bir paradoksu bir çözmeye çalışalım da. Benim de kafamda insanların da kafamı karıştırıyor. Şimdi orijinal War of the Ancients'in yaşandığı dönemde yani asıl gerçek tarihlerdeki dönemde gelecekten Ronin'in veya Brock Sigar'ın gelememesi lazım. Eda kediler. Yani anladın mı nedenini senin? Çünkü o zaman onların zaten var olmamış olması kediler. Lazım. Ama hikayede ama, onlar var. Ha, ama şöyle bir şey var işte onlar geldiği için gelecek oluyor yani yoksa zaten kurtaramıyorlar. Onların orada olması gerekiyor. Bunu şey gibi düşün işte Back to the Future'da Marty işte annesini babasıyla tanıştırıyor ya. Bunun için orada Marty'nin olması gerekiyor. O olmazsa kendisi de işte fotoğrafa bakınca siliniyor ya onları tanıştıramadıkça fotoğraftan siliniyor. Yani Ronin'le Brock Sigar'ın geçmişe gidip bunları yapmaları gerekiyor ki gelecekten geçmişe gelebilip bunları yapabilsinler. Dünyayı kurtarabilsinler. Yani o yüzden birbirine bağlı bir mevzu yani onlar. Zaten işte Brock Sigar'ın o son yaptığı şey sayesinde dünya kurtuluyor bir nevi işte. Azeroth ama hangi gelecekten? Her şey daha sıfır aşamasındayken hangi gelecekten? Ya işte orada biraz felsefe ve paradoksa giriyor mevzu yani. O aslında orijinal şeyi, timeline'ı onun olması lazım. O tam olurken o zaten gelecekte geçmiş oluyor. Sen zamanı sadece bir çizgi olarak düşünüyorsun. O aslında gelecek, senin için gelecek olan şey normalde yaşandı. Ve o yaşandığı dönemde işte Nozdormu, Brock Sigar ve Ronin geldi. Yapacaklarını yaptı. Ve senin o anda yaşadığın şey yaşanmış olduğu için süreç devam etmeye başladı. Yani evet biraz kafa yakan bir mevzu ama... Hani zaman bu şekilde yani, zaten. Evet işte yani Dragon Soul oluşurken aspektlerin hepsi var. Nozdormu yok işte. O Nozdormu'nun olmamasının sebebi o zaten işte. Yani yoksa onun orada olması lazım. O oradayken nasıl geçmişe gittiler desem o zaman paradoks olur. Ama yok zaten. Yani o bağlayıcı mevzu orası. Paradoksu Nozdormu'nun olmaması kırıyor yani. Evet. Bilmem anlatabildim. Öyle. O güzel. Ben zaten kitabı okuyunca anlıyorsun. Orada çok güzel anlatmış şeyi. Yani en sonun son bölümde hatta işte hepsini birbirine bağlıyor mevzuların. İşte o gittikleri için böyle oluyor falan diye anlatıyor. Ama işte. Zaman paradoksu hani Görkem de az önce bahsettiği gibi her content yani her şeyde fantastik evrende bu şekilde işler. Çünkü yani henüz paralelleştiremediğin bir şeydir zaman. Yani farklı zaman çizgileri yaratamıyorsun. Zaten yaşadığın zaman tek. Ya evet, düz çizgi gibi düşünmemen lazım. Aynen onu. Yani... onu biliyorum zaten. Çünkü Chronicles'ta da yazıyor o zamanın o nehir mantığı üzerinde anlatıyor evet, zaten evet. Chronicles'ta. Hani insanın mantığına ne yaparsa yapsın uyumaya kısmen anlattım. Yoksa düz çizgi olarak değil. Paradoks olan yeri anlattım yani. Çünkü sıfır noktasında olmamış olması gereken bir gelecekten geliyorlar. Düşüncesi oluşuyor insanda. Hani daha gerçekleşmemiş olması gereken. Ben hep şey düşünüyordum çünkü yani War of the Ancients'ın orijinali farklıydı. Daha sonra Ronin işte Brock Sigar'da olduktan sonraki süreçte onlar Dragonflight, Infinite Dragonflight müdahale etmeye çalışıyorlar. Zaten o War of the Ancients'ta hem Brock Sigar var hem Ronin var. Yani onda var onlar yani başka türlüsü yok. Yani ayrı bir orijinal War of the Ancients yok ama şu var. Alternatif evrenlerde bunun olmadığı versiyonları varmış. Yani bunu anlatıyorlar. İşte Azeroth'un her olasılığının farklı evrenlerde bir işte versiyonu var. Ve işte bir tanesinde Deathwing kazanıyor hatta işte sonunu görüyoruz.
İşte zaten diğerleri de bu tarz. İşte Sargeras'ın geldiği bir versiyonu da var. Yani işte her olasılığın aslında olduğu bir versiyon var ama bunlar işte ana gerçeklik değil. Bizim gerçekliğimiz değil. Evet, yani, ana akımdan değil, yan akımdan. Yani o yüzden yani en azından biz müdahale ederken kendi evrenimizi böyle temel alıyorsak diğerleri artık o alternatifte yaşayanların derdi. Yani işte nasıl Alternate Draenor işte oradaki Grommash'ın derdi olduğu için biz ona müdahale etmiyoruz. O kendi kendine debeleniyor da. Ama işte ne zamanki Azeroth'u işgal etmeye çalışıyorlar o zaman olacak hale geldiği zaman müdahale ediyoruz. Tabii tabii evet. Yani bize müdahale edecek seviyeye gelince anca biz de ona müdahale edebiliyoruz yani. Karşılıklı bir durum. Evet. O zaman devam ediyorum. Neredeyiz? Evet. Sundering'i anlatıyordun sanki. Sundering'i evet. Yani Sundering'den sonra Nosedorm'u geliyor işte geri. Bütün bu olayları halledip. İşte Dragon Soul'u bozuyor. Ondan sonra da işte Nordrass'in kurulması için Alexstrasza ile Viseraya yardım ediyor ve işte orada Veil of Eternity'nin yeni bir versiyonunu oluşturuyorlar. Üstüne de koruyucu bir işte hayat ağacı dikiyorlar. İşte Hyjal Dağı'nın üstüne. Daha sonra da zaten işte Night Elf'lerin şehri falan filan hepsini sırayla işte aynı teknikle yapıyorlar koruma amaçlı. Hem zaman yollarını hem de işte hem Emerald Dream'i hem de işte Azeroth yüzeyini koruyacak şekilde üçü kendi güçlerini kullanarak işte bu yaşam ağaçlarını kuruyorlar. İşte bundan sonra da zaten işte ilk Ankiraj Savaşı var. İşte War of the Shifting Sands diye geçen. Hı hı. Burada da bronzlar aslında ilk başta Night Elf'lere yardım etmiyorlar. Ama ne zaman ki işte işgal büyüyor ve işte Silithus'tan Talaris'e doğru işte Akir güçleri geçmeye başlıyor. Kemal doğru gidiyor. Falan da saldırıyorlar. Ondan sonra işte bronzlar olayın ciddiyetini anlayıp savaşa katılıyorlar ve ilk kez işte Night Elf'lerin yanında böyle yan yana savaşmaya başlıyorlar. İşte zaten bu olay olduktan sonra da o Scepter of the Shifting Sands işte o gongu çalan meşhur işte Scepter nasıl diyeyim o üç şeye ayrılıp işte bunun oluşturulmasında bronzlar sağlıyor. İleride burası açılacak. İşte bunu biliyorlar. Görüyorlar. İleride buranın açılması gerekecek. Onun için bu anahtarı yapmamız lazım diyorlar. Halbuki işte mesela paradoks bir düşünce olsa işte burası kapatılacak. Böyle bir anahtarı da gerek yok diye hiç böyle bir şey yapmazlardı ama böyle bir anahtar oluşturuyorlar ve üç parçasını işte her renge veriyorlar. İşte yeşil, mavi, bronz saklıyor bunları ve sonradan da işte bu Ankiraj'ın ikinci açılışında bunu tekrar oluşturup kullanıyoruz. Kimdi o arkadaş? Yo, arkadaşın ismini bulmaya çalışıyorum da. Soru mu geldi? Ha, yok ben kendim şeyimden ya. Ha tamam. Bundan sonra zaten ikinci savaş var. İşte bir de tabii ikinci savaşta da kırmızılarda daha detaylı anlattık. Alexstrasza esir düşüyor ve işte Grim Battle'da işte oradaki işte warlocklar kırmızı ejderha üretip bunları işte Hordun kullanması için böyle büyülüyorlar. Ama sonradan işte yeşillerde daha detaylı anlattık. Zaten Ysera işte bu kurtarma nasıl diyeyim partisini organize ediyor ve ondan sonra işte Ysera diğer ejderhaları da yardıma çağırıp önce işte Nosedorm'u sonra da işte Maligos'u ikna edip Alexstrasza'yı kurtarıyorlar ve sonra da işte Ronin Dragon Soul'un halen orada olduğunu fark edip Deathwing'in pulunu kullanarak Dragon Soul'u yok ediyor. Yani aslında Dragon Soul'un kendisiyle ilgili bir sağlam paradoks var. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Veil of Eternity çökerken Dragon Soul oraya düşüyor, yok oluyor diye biliyoruz ilk önce. Evet. İkinci olarak oraya düşmediğini ve işte bu Veil of Eternity zindanında da gördüğümüz şekilde ve kitapta da anlatıldığı şekilde Nosedorm'un onu son anda aldığını öğreniyoruz. Ama bu Nosedorm onu aldığında biz onu işte Deathwing'e karşı kurtarmak ama kullanmak için işte Kataklizm zamanına
getirdiğini sanıyoruz. Ama meğersem arada bu işte İkinci Savaş zamanında işte Horde Warlock'ların eline geçiyor ve işte evet. bir şekilde orada bu sefer kullanıldığını görüyoruz ve işte Alexstrasza'yı esir etmek için işte kullanıyorlar ama işte Deathwing'in pull'uyla Ronin bunu yok ediyor. Burada bir paradoks var gibi gözüküyor ama aslında şöyle bir bağlantı ve kurtarma yapmışlar. İşte bu son alınan işte Dragon Soul düştüğü zaman gördüğümüz Dragon Soul aslında oraya da giden Dragon Soul ve yok edildikten sonra tekrar Nosdorm'u onu alıyor. İşte birleştiriyor ama kullanılmaz halde. İşte bunu Kalegos aspect gücünü aldıktan sonra yeniden işte birleştirebilecek seviyeye geliyor ve ondan sonra ancak tamir ediyorlar. O yüzden de işte Dragon Soul Raid'in içinde yeniden buna güç yüklüyorlar. Yani yok edildiği için bu yeniden işte bir nevi oluşturulmak zorunda kalıyor. Son aşamada da işte zaten Kalegos bunun büyüsünü tersine çeviriyor. İlk başta işte siyahlar dışında bütün her şeye zarar verebilecek bir büyü varken üstünde bunu tam tersine çevirip işte siyah ejderhalar dışında hiçbir şeye zarar veremeyecek hale getiriyor Dragon Soul'u. O halde de zaten Deathwing'e karşı kullanıyorlar. O paradoksu da böylece çözmüş oldular bir nevi. Çünkü kitaplarla çelişen bir durum vardı orada. Yani kitaplar kendisiyle çelişiyordu daha doğrusu. Ama şu anda işte Chronicle'dan sonra ve işte oyunun içerisinde birkaç böyle detay ekleyerek bunu kurtardılar. İkinci Savaş'taki zaten en önemli bronzlarla ilgili mevzu da bu. İşte Nosdorm'un orada işte bunun kullanılmasına izin vermesi. Yani gene kötü bir olay olacak ve işte Alexstrasza'nın bunun bu yüzden işte esir düşeceğini biliyor. Ama bunun olması gerekiyor ki ileride Dragon Soul işte Deathwing'e karşı kullanılabilsin diye buna bir nevi izin veriyor ve kimseye bunu söylemiyor. Müdahale edemesin kimse diye. Ve işte gene bu kötü olaylar oluyor ve kendisi de bizzat müdahale etmek zorunda kalıyor işte Alexstrasza'nın kurtarılması için. Ve yine bu şekilde olaylar işte bağlanıp bitiyor. Tabii bundan sonra işte 3. Savaş var. 3. Savaş'ta zaten işte Scourge'un olduğu ve işte Legion'ın işte geldiği ve işte yeni Horde'un kurulduğu savaş bu. İşte Warcraft 3 zaten 3. Evet. Savaş. Bu sırada ejderhaları çok fazla görmüyoruz. Zaten oyunun kendi içinde de ejderha mevzusu çok yok. Ama şöyle bir şey var, ince bir orada detay koymuşlar. Tam Warcraft 3'ün orijinalinde kendisinde var bu. Thrall ilk kez işte Kalimdor'a indiğinde bu işte Medivh bütün Horde'u alıp Kalimdor'a kaçmalısın mesajını verip ondan sonra Thrall da itaat edip gittiğinde ilk Kalimdor'a indiğinde yavru bronz ejderhalar görüyor. Evet. Bunlar işte bronz ejderhalar tanımadığı için işte Thrall'ı ve işte Thrall'ın türü Azeroth'a yabancı olduğu için ona saldırıyorlar. Thrall da tabii kendini ve işte yanındakileri korumak için işte onlara aslında böyle bir durum var aslında. Şimdi bunu biliyor olmaları lazım diye düşünüyoruz ama oradaki ejderhalar yavru sadece Whelp evet. olarak geçen işte küçük ejderhalar ve bunlar daha işte zaman hakimiyeti ve büyü gücü olmayan böyle ejdercik, ejder yavruları. Tabii yanlarında bir büyük olsa dur sen bulaşma yavrum diyecek ama olmadığı için böyle bir nasıl diyeyim trajedi yaşanıyor. Tabii Thrall da bilmiyor bunların ne olduğunu. O yüzden böyle bir ince detay var. Üçüncü savaştaki tek yani aslında bronz ejderha mevzusu da bu. Ondan sonra zaten her şey gene kendi işleyişinde gidiyor. Çoğu işte ejderha saklanıyor bu sırada. İşte hiçbir şeye müdahale etmiyorlar ve kendilerini koruyorlar daha çok. İşte daha önce olan olaylar yüzünden ve güçlerini kaybettikleri için. Tabii o güçlerinin olmama sebebi de Dragon Soul gene. Yani lider ejderhaların güçleri ona yüklendiği için ve bu işte sonradan da bu yok edildiği için işte yani aslında yok olmadan da işte güç orada kaldığı için bunların bütün
ejderhaların gücünün azalması olarak işte bu olay etki ediyor hepsine. Bu yüzden de hepsi saklanıyor ve korunma moduna geçiyor. İşte ne olur ne olmaz Deathwing yeniden saldırabilir diye. O yüzden 3. savaşta onları göremiyoruz. Yani sebebi bu. İşte Deathwing'den korkuyorlar yani özetle. Bundan sonra ama 3. savaş bittikten hemen sonra bir işte zaman kırılması oluyor. Bu zaman kırılması da yine işte aslında mavilerin etkisinin olduğu bir konu ama bütün ejderleri etkiliyor. Nozdormu işte bu burada kayboluyor. Yine ortadan kayboluyor işte aynı ilk savaşta olduğu gibi işte War of the Ancients'ta olmaması gibi. Gene işte en lazım olduğu zamanda bunlar işte zamanla ilgili veya işte olan olaylarla ilgili şeyleri tabii bronzlardan öğreniyorlar. İşte ne oldu şimdi ne yapalım işte nereye kaçalım falan gibi böyle nerede saklanalım işte aksiyon neredeyse biz tersine gidelim gibi bir devamlı Nozdormu'dan böyle bilgi alıyorlar ama tam bu sırada işte Nozdormu ortadan kayboluyor. Sonradan işte Krasus, Kırmızıların işte Alex'in eski eşi yani Coriastras işte Nozdormu'dan böyle soluk silik mesajlar almaya başlıyor ve bunları takip ediyor. Ondan sonra işte fark ediyor ki işte Old God'lar tarafından bir zaman kırılması yaratılmış ve Nozdormu da bunu incelemeye çalışırken işte tuzağa düşürülüp o tarafa çekilmiş. Bu da zaten aslında şöyle bağlayabiliriz. Yani Nozdormu'nun ileride delirip Murazon'da dönüşmesi ve Infinite Dragonflight'ın oluşmasının aslında ilk kıvılcımı bu olay. Evet. Çünkü bu olaydan sonra Old God'lar zamana müdahale etmeye başlıyorlar. Yani bu gücü bu olaydan sonra ediniyorlar. Ve zaten Infinite Dragonflight'ta aslında Old God'ların emrinde bir evet. Güç gibi. Yani onların iradesiyle onların işine gelecek şekilde zaten zamana müdahale ediyorlar. Ve tahminen Katun'un işi hatta. Evet, çok büyük ihtimalle Katun'un işi. Çünkü tam bu 3. savaştan sonra zaten işte Ankiraj yeniden açılıyor. Zaten işte Nozdormu'nun da ortadan kaybolmasıyla bir nevi zaman korumasız kalıyor. İşte o ondan sonra zaten müdahaleleri başlıyor ve işte Katun işte serbest kalıyor. Ankiraj yeniden açılıyor. İşte bunların aslında hepsinin sonradan birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Ama esas bu zaman kırılmasıyla ilgili kısım şu. İşte kronolojik sırada anlatayım demiştim. War of the Ancients'a gitmeleri bu sayede oluyor. Nozdormu'nun bu tuzağa düşmesi sayesinde oluyor. İşte Krasus buluyor bu tuzağı ve işte Nozdormu'nun orada olduğunu fark ediyor. Sonradan işte Brock Sigar'la beraber hapsedildiğini fark ediyor. İşte kurtarmak için Ronin'le işte beraber yardım ediyorlar ve işte ondan sonra işte Nozdormu kurtulduktan sonra bunları Azeroth'a geri yolluyor. Ama yolladığı yer geldikleri zaman değil, War of the Ancients zamanı. Ve işte Nozdormu bu sefer gene geride kalıyor. Sebebini bilmiyoruz ama yolladıktan sonra bu yanlış zamanda kalıyorlar ve Nozdormu gene ortada yok. İşte bunun da sonradan şey olduğunu öğreniyoruz. İşte Old God'lar bir şekilde Nozdormu'nun bunu yapmasına izin veriyorlar. İyice ortalık karışsın diye. Ama işte artık zaman öyle bir nasıl diyeyim, öyle bir şekilde taşlar yerine oturuyor ki Brock Sigar'la işte Ronin'in geçmişe gitmesi aslında Old God'ların olmasını istediği şeyin tam tersine neden oluyor ve işte Azeroth'u kurtarıyorlar. Yani burada işte zamana gittiklerinde olan olay tabii ayrı bir hikayenin mevzusu. İşte Brock Sigar kendini feda ediyor. İşte gidip Sargeras'ı bizzat yaralayan ilk işte ölümlü oluyor falan. Ama bunun sayesinde işte geçitten geçmesini ve işte Well of Eternity'den çökmeden önce işte Sargeras'ın bizzat Azeroth'a gelmesini engellemiş oluyor. Ondan sonra da zaten İşte Well of Eternity çöküyor ve işte Sundering oluyor. İşte kıtalar ayrılıyor. Bütün işte yüzeydeki coğrafi şekil değişiyor falan.
bunların olmasının sebebi işte Nozdormu'nun orada geriye gitmesi ve onları da geri yollarken yanlış zamana yollaması. Artık bunu kasten mi yapıyor, özellikle mi yapıyor onu bilmiyoruz ama sanki biraz kasten yapıyor. Çünkü yok abi, böyle boş bir hareket şey yapacak biri değil yani. Boş hareket yapacak biri değil yani o. Yani, kesin evet, aynen planladı onu yani. Sonuçta Nozdormu yani. Bunu bilerek yapıyor büyük ihtimalle. Zaten öyle bir ima da var. Artık bilmiyorum yani falan gibi böyle bir şey havası var yani. En sonunda işte portal kapatıldıktan sonra, savaş bittikten sonra işte Nozdormu tekrar geliyor ve işte Crassus'la Ronin'i ilk geldikleri zamana geri yolluyor ve işte onlar da işte geldikleri zamana işte 3. Savaş'ın sonrasına gelmiş oluyorlar. Evet. İşte bundan sonra o dediğim işte Olgat müdahalesi bu zaman kırılması olayından sonra iyice artık arşa çıkıyor. Zaten bu Infinite Dragonflight'la da o zaman tanışıyoruz. Bu işte şeyin yani zaten Burning Crusade zamanında bu bize işte ilk Time Walking konsepti tanıtıldı. İlk başta 3 tane zindanla işte Caverns of Time, işte Thrall'ın kaçtığı Escape from Dernhold Keep. Ondan sonra bir de işte Medivh'in The Dark Portal'ı açtı. Opening the Dark Portal zindanları var. Ayrıca var. Aynen. Battle for Mount Hyjal Raid'i var. Bu da işte onlardan sonra. Bir de işte Kalingos Stratum var. O zaten Lich King zamanı geldi. İşte Arthas'la ilgili zaten o da. Kataklizm zamanı da işte End Time, Well of Eternity ve Hour of Twilight var. Hour of Twilight zaten o zamanki yani zamanda geçiyor. Kataklizm zamanında geçiyor ama önceki olayların birebir etkisi var işte. Ama bunların hepsinin ortak noktası işte bu Infinite Dragonflight'ın işte zaman yollarına yaptığı büyük saldırı olarak geçiyor ve aslında işte Morozond'un bakış açısından bunlar aynı anda oluyor. Hepsine aynı anda saldırıyor ve hepsini aynı anda değiştirmeye çalışıyor. Biz kendi zamanımızda kendi işte işleyişimizde bunları aşama aşama görüyoruz ve işte adım adım müdahale ediyoruz. Bunları da müdahale etmemizi aslında bronzlar sağlıyor ve işte bronzların bunu sağlamasının sebebi de o Caverns of Time'ın yapısı. Zaten bronzların olduğu yer, işte onların baş şehri olan, yani baş şehri demeyeyim de işte Azeroth üstündeki işte bronzların toplandığı yer Caverns of Time. Burası da işte nasıl maviler yollarının kesiştiği yerde Nexus'ta işte bir merkez kuruyorsa işte zaman yollarının ve en çok böyle zamansal şeyin kesiştiği yerde de bronzlar işte bir merkez kuruyorlar. Oraya işte oradaki zindan portallarının orada olma sebebi de o. Oraya kurdukları portallarla o zamana, o ana müdahale edebiliyorlar. O yüzden oradalar ve işte o yüzden orası orada, o yerin altında orada kurulu. O Caverns of Time'ın da olayı o. Yani buradaki işte bütün gördüğünüz zindanları aslında işte bronzlar ona müdahale etmek için o portalları kuruyorlar ve işte bunların hepsini de aslında Infinite Dragonflight'a karşı savaşmak için yapıyorlar. Ve işte ikinci anahtar nokta da Infinite Dragonflight'ın olacağını ve bunların işte ileride ne mücadelelere yol açacağını Morozond en başından biliyor. Ve bunlara işte müdahale etmek için böyle bir sistem kuruyor, böyle bir yer kuruyor. Ve ortasına da işte kendi gücünden bir parça bırakıyor ilk başta. İşte o kum saati olarak gördüğümüz şeyi. Müthiş bir görsel ya o. Evet, yani Caverns of Time'a gidin, böyle bir alıcı gözle bir daha bakın. Yani orası Burning Crusade zamanında gelmiş olmasına rağmen gerçekten böyle gerçek anlamda fantastik bir yer ve işte o zaman yollarını, kesişmeleri görebiliyorsunuz. İşte her birinin etrafında o işte portalın ait olduğu şeyle ilgili işte binalar, yapılar, işte bir şeyler var falan. O ince detayları orada görebiliyorsunuz. Zaten işte bu 15. yıl eventinde de iyice bunu gözümüze soktular. Orada böyle bir bronzlar kutlama ortamı yaptı. İşte bakın nasıl kurtardık zamanı ama diye böyle bir şov yaptılar bize. Orada hepsini de görebiliyorduk. O yüzden yani Caverns of Time iyidir yani. Bakın oraya.
Evet, zaten işte bunları anlattık içindeki Yolda hepsini. Nogun Fogger falan da alın böyle Taner'e uğramışken. Biraz kuru kafa falan şeklinde dolaşabilirsiniz. Hatta 15. yıl eventinde eski raidleri de bize gösterdiler. Bakın orada sorun var. Oraya evet, da evet. Devam edelim diye. İçinde hatta olan olaylar. İşte şey, bu Time Walking raidleri de Infinite Dragonflight'a şey yapmaya çalıştılar işte. Yoksa onun için şey demişlerdi. Evet. İşte yoksa onu tutan zincirlerin kırılmamış olması lazımdı ama kırıldı mı da öyle bir şeydi sanırım. Bir şey kırmış onları. Bir sorun var demişti. Yine Black Temple içinde Illidan'la alakalı bir savaş planları bizi yerleştirmesi gibi bir şey demişlerdi sanırım. Yani Lore'ye edilmek için. Infinite Dragonflight'ı. Orada tam hatırlamıyorum. Şey, evet evet. Yok doğru diyorsun. Çünkü her aslında Time Vaulting content'i eklediklerinde bunu kitabına çok güzel uyduruyorlar. Yani işte Warlords'u en son eklediler. İşte şimdi muhtemelen Legion eklenecek Time Walking'e. Ve bunların hepsini bir şekilde bağlıyorlar. İşte yani biz ne kadar müdahale etsek de işte Infinite Dragonflight işte Murozond'un o gerçeklikte olması yüzünden ve Nozdormu'nun halen daha yaşıyor olması yüzünden zaten devamlı bu müdahaleler olacak. Devamlı Infinite Dragonflight tehlikesi olacak. Bunu tamamen yok etmemiz mümkün değil. Çünkü bu döngüye bağlı ve arada döngüden kaçıp bir şeyler yapmaları gayet olası. Ve bunlar her müdahalede işte yeni bir Time Walking event olarak bize yansımış oluyor. O sayede biz de geçmiş olaylara işte böyle nostaljik bir raid yapmış oluyoruz. Yani şeyler son eklenen işte Ulduar'la işte Black Temple önce eklendi. Sonra Ulduar eklendi işte Lich King'le beraber. Zaten bunlar da işte aynen Murata'nın dediği gibi hep işte Infinite Dragonflight'ın yeni bir saldırısı var diye işte o quest'ini alıyoruz. Ondan sonra işte bir de orada onlardan da şey de bekliyorum yani spesifik olarak özellikle o raidleri seçmiş olmaları işte sadece işte azinot olanlara transmog imkanı verelim olduğunu sanmıyorum. Bir yere de çıkacaktır yani o Infinite Dragon'larla olan bağlantılarından dolayı. Tabii tabii. Zaten yani mesela şey işte onu güzel dedim. Mesela Black Temple raid'inin işte Time Walking olarak gelmesinin sebebini Legion'da gördük mesela işte meğersem işte Illidan açısından olayı görmemiz gerekiyormuş. O yüzden bunu hatırlattılar bize. Evet. Önce bir böyle eski halini, olduğu halini hatırladık. Sonra da Illidan açısından olayı gördük. Çok güzel, ikisi birbirini tamamlamış oldu. İşte şey de aynı öyle. Ulduar'ı açtılar. Ondan sonra Nuzot geldi mesela. Ulduar mantığını bir hatırladık. Bakın Ulduar'lar vardı. Bunları hapsediyorduk. İşte Titan koruyucuları vardı falan. Sonradan yeniden bütün bunlar gelmiş oldu. İşte Raden'i gördük. İşte Nuzot geri geldi falan. Bu mevzulara yeniden girmiş olduk. Hepsi aslında güzel birbirini tamamlayıcı mevzular oldu. Şimdi sırada Legion'sa acaba sonraki content ne olacak? Ne olacak acaba? olarak kullanacaklarsa. Ben bu şeyi soracağım abi. Bu şu an anlatma sırasına göre aslında geldik sayılabilir. Kumu düştü diyelim. Kumu döküldü şeyin. Adını sen söyle. Nozdormu'nun. Peki bu saatten sonra hani bu zamana müdahalesini nasıl yapacak bu adam? Yapamıyor. İşte ya yapamıyorlar. Kromiş var o işleri. Artık ama yapamıyorlar. Ya çünkü evet. Hani o da hani bir şey yapar. Daha çok gözlemci onlar artık. Evet sadece şimdi ama gözlem evet şey gözlem olayı doğru ama gözlemleyebilmeleri bile bizim açımızdan büyük bir avantaj. Çünkü işte bu mesela işte Black Temple'a ve Ulduar'a o sayede mesela müdahale edebildik. Bizi uyarıyorlar buna karşı. İşte bakın böyle bir şey var gidin müdahale edin diyorlar. O zaman benim aklıma bir şey geldi. Söyle abi. Şimdi biz hani dedik ya Nozdormu'nun şimdi kaybetti abi. Tamam sözü etkisi yok ama Nozdormu'nun Murozond'a dönüşebilmesi için demek ki o güce tekrar sahip olacak. Ben evet lazım. Aslında o tarz teorileri istiyordum sizden. Güzel oldu. Eyvallah. Şimdi tekrar sahip olması gerekecek. Değil mi? Yani o müdahaleyi tekrar... İşte ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani yeniden bir aspekt olma durumları mı var acaba?
bu Battle for Azeroth'ta gördüğümüz Dragonların güçlerini tekrar kazanmaya çalışmaları buna mı sebep olacak acaba? Morozov mu tekrar Aspect of Time olursa eğer Morozov'a mı geçecek? Çünkü gücünü kaybettiyse Morozov olamaz. Evet, işte zaten bence bu yüzden Nozdormu'yu değil de Chromie'yi yolluyorlar. Nozdormu'nun yani kendisi zaten bunu diyor. End Time'da döngüye kendisini bir nevi feda etmiş oluyor. Oradaki fedakarlığı sayesinde aslında resimden çıkıyor Nozdormu. Sadece dış bir gözlemci olarak kalıyor ve artık hiçbir şeye müdahale etmeyeyim ki bu yaptığımız şey boşa gitmesin diye kendisini hep geri çekiyor. Ama İşte Chromie'yi yolluyor ve işte diğer bronzları yolluyor. O işte bize mesela Ulduar Quest'ini veren işte bronzu yolluyor. Ya da işte başka yerlerde işte müdahale ettiriyor bir şekilde. Belki bizim farkında olmadığımız şeyler işte şu anda Battle for Azeroth içerisinde yaptığımız şeylerde bile belki parmakları var. İşte onları bilmiyoruz. Çünkü şey yapıyorlar, bronzların en büyük işte olayı aslında onu anlatmadım. Mesela kendilerini işte ölümlü gibi gösterip böyle ufak tefek dokunuşlar yaparak zamanın işte gidişatının bozulmamasını sağlıyorlar. Zaten esas güçleri bu ama hala onu yapabiliyorlar. Ufak tefek gene böyle nasıl diyeyim, kendilerini işte insan formunda ya da farklı bir şekilde göstererek işte mesela işte Chromie olarak görmüyorsun Chromie'yi de İşte ne diyeyim, bir female blood elf geliyor işte, ya şurada şöyle bir şey olmuş işte bir baksanız mı falan deyip gidiyor mesela. Orada yeni bir işte mevzu çıkıyor. O sayede işte normalde haberi olmayacak bir savunma ekibinin belki bir şeyleri kurtarma şansı oluyor. Bu tip şeyler yapıyorlar devamlı zaten. İşte bronzların müdahale şekli de bu. Yani bizzat gidip böyle yakıp yıkmıyorlar ejderha modunda. Çoğunlukla böyle gözükmeden işte çok fark ettirmeden müdahaleler yapıyorlar. Ve şimdiki durumları da o. Ama güçleri olmadığı için tabii bu aslında eski müdahale sistemleri daha çok aslında onlara yarıyor. Mesela kırmızılar öyle değil. Kırmızılar bizzat her şeye işte güçle saldıran, güçle koruyan bir mesela renk. İşte yeşiller de nispeten öyle. Maviler bizzat işte büyüyle falan bunu yapabiliyorken artık yapamıyorlar mesela. Ama İşte bronzlar halen daha gözlemci olabildikleri için, bunları görebildikleri için bu müdahaleleri yapabiliyorlar hala da ve muhtemelen en etkin olarak da onları göreceğiz. Belki işte bu aspektlerin gücünü kazanmasını da işte bronzlar sağlayacak. Çünkü işte bu müdahaleyi en etkin, işte bu aspekt gücünü tekrar nasıl alırızı onlar biliyor ve görüyor. Gözlemliyorlar, işte şunlar şunlar olunca yaparız gibi şu anda belki onu düzenliyorlar. Aslında belki oynarken çok büyük spoiler yemişiz yani. Infinite Dragon Flight'ın var olması bile o gücü geri kazandığının göstergesi yani. Evet evet, aynen, bak güzel nokta. Çünkü onun yani Infinite Dragon Flight'ı yok etsek ileride ejderhaların olmayacağını bir nevi kesin öğrenmiş oluruz. Çünkü Morozond'un da zaman çizgisini yok etmiş oluruz öyle bir durumda. Ama halen daha böyle şeyler olduğu için biliyoruz ki ileride bir şekilde bunlar güçlerini geri alacaklar ya da ona benzer bir şeyler olacak yani. İşte bu da bizim bu büyük teorimize de bağlayabiliriz. Mesela atıyorum gittik geldik Shadowlands sonrası bir dönüşte bakıyoruz. Aa, zaten aspektler... teorinin bir parçası Infinite Dragonflight. Evet zaten evet evet, anahtar bir nokta onu kendileri de işte zamanla ilgili işte Shadowlands'te zaman farklı işliyor diyerek direkt zamanla ilgili bir nasıl diyeyim, kırıntı attılar önümüze ve kesin bence onunla ilgili bir şey olacak yani. Bunu özellikle yaptılar zaten. Her teori atan da bunu kullanıyor. Bu yemi de yemiş olduk yani. Afiyetle. O zaman hani gerçi bitirelim onu daha sonra. Gerçi Hatufa şu an BFA'yı da konuştuk galiba aslında biraz. Ya, evet, onu BFA'yı sonra gidelim madem. Yani nerede kalmış? İşte bu Infinite Dragonflight saldırısı ilk başta işte Burning Crusade zamanı o işte Outland açılınca oluyor. Dark Portal açıldıktan sonra işte Outland'a geçiş açılınca bu Azeroth'u da etkiliyor. Çünkü Outland'dan kaotik bir enerji işte
Twisting Nether enerjisi Azeroth'u etkilemeye ve işte gerek zaman yollarını, gerek büyü yollarını, işte Emerald Dream'i falan bile her şeyi etkilemeye başlıyor. O yüzden aslında bütün Dragonflight'lar gibi bronzlar da işte buna işte denetlemeye gidiyorlar bir nevi. Zaten işte portal açıldıktan sonra Infinite Dragonflight saldırısı oluyor. Bu saldırının da işte aynen olma sebebi gene bu kaotik işte enerji akışı Outland'den gelen. Yani Dark Portal'ın açılması sadece işte Legion saldırısı ya da işte oradan gelenler gidenler değil. Bu, oradaki enerji dengesi açısından da Azeroth için tehlikeli bir kapı orası ve o yüzden devamlı denetlenmesi gerekiyor zaten. Normalde maviler bunu denetliyor ama işte o zamanki tabii olaylar, işte önceki bölümde anlattım, işte Maligos'un kendini inzivaya çekmesi falan gibi durumlar yüzünden bir nevi başıboş kalıyor orası ve işte her şeye etki etmeye başlıyor. Bundan sonra zaten işte Wormrest Accord, işte yeniden Dragonblight'ta işte kalan ejderhalar yeniden işte bir araya geliyorlar ve işte Wormrest Accord'u oluşturuyorlar. İlk başta tabii bunu işte mavilerde anlatmıştık. Kirin Tor'a bir saldırı oluyor maviler tarafından. İşte Maligos tekrar gelince. Ondan sonra işte buna işte itiraz edip işte kırmızılar ilk başta yanlarında savunmaya geçiyor. Sonra da işte yeşiller savunuyor Kirin Tor'u ve hepsi beraber işte bronzlar da katılınca Wormrest Accord diye bir faction oluşturuyorlar ve işte mavilere karşı savaşıyorlar o dönem. Burada işte anahtar nokta şu, Nozdorm'u gene yok ve temsilci olarak Chromie'yi yolluyor. Chromie'nin zaten ilk bu kadar etkin bronz bir lider olarak işte müdahalesini orada görüyoruz. Ondan önce de işte birkaç yerde gözüküyor, hatta işte Vanilla'da bile var ama böyle lokal olaylarda gözüküyor. Hatta galiba Kataklizm zamanında oyundan çıkarıldığı için orası şu anda kanonda değil bildiğim kadarıyla. Ama işte klasikte var eski Chromie. İşte şeyde galiba ya Eastern Blacklands'te ya da oralarda bir yerde bir işte burada zamanda bir şeyler oluyor. İşte gel burada bunu düzelt ki olmasın falan gibi bir böyle küçük görev veriyor bize. Gene böyle female gnome olarak. Ama galiba onlar kanon değil bildiğim kadarıyla artık. Kataklizmden sonra değişen hali kanon olarak geçiyor. Zaten bundan sonra da işte Deathwing'in artık dönüşü var. İşte zaten Lich King tekrar yenildikten sonra işte sonraki işte aşamada işte Deathwing'in geri dönmesi ve işte ejderhaların ona karşı savaşması, işte Dragon Soul yeniden oluşturmaları kısmı var. Buradaki anahtar kısım gene işte Nozdorm'uyla ilgili sonda görüyoruz her şeyi ama Nozdorm'u aslında ilk başta gene ortada yok. Yani evet. Bunu bilmiyoruz nerede ama işte biz ilk mesela Firelands'ten saldırı gelecek işte Azeroth yüzeyine diye Anachronos uyarıyor bizi. Ve işte gidin Nexus'ta bir sorun var, buna müdahale edin diyor. Onu da mavilerde anlattık. Bu olay da işte öyle bir olay zinciri başlatıyor ki işte Taragosa'yı görüyoruz. Sonradan da işte bu olay zinciri sonunda işte Maligos'un oğlu Arigos'un işte Deathwing'in tarafında olduğunu görüyoruz. Ve işte çeşitli olaylar sonrasında detaylı olarak mavi kısmında bayağı detaylı. Evet, oradan öğrenebilirsiniz. Yani bunun sonunda mavilerin yeni lideri Kalegos oluyor ve ilk kez bir aspect işte hem bir aspect işte ilk kez öldürülüyor. Öncesinde tabii Wormrest Accord'un işte savaşı sonrasında. Ve ilk kez bir aspect yeniden güçlendirilmiş oluyor. Ve işte mavilerin yeni aspecti Kalegos oluyor. Yani bunların da aslında ilk adımını Anachronos, işte bronzlar atmış oluyor. İlk uyarıyı ve ilk böyle kıvılcımı ateşleyen bronzlar. O yüzden önemli. Tabii işte bu Infinite'ların saldırısının sonrasında işte bu zaman yollarının müdahale iyice açılınca
Bu sefer işte Deathwing'e karşı bunu kendileri silah olarak kullanalım diye düşünüyorlar ve işte Nozdorm'u burada ortaya çıkıyor. Bizi ilk önce işte Deathwing... Aslında bunun için bekliyordum. Bir de hakikaten öyle işte işte bu anı bekliyordum gibi ortaya çıkıyor ve bizi End Time olarak işte gösterdiği ve Deathwing'in kazandığı versiyonuna yolluyor. Yani o arası aslında bir alternatif gerçeklik ama şöyle bir bağlantısı var. Kendisinin işte Old God'lar tarafından delirtilmiş versiyonu burada saklanıyor. Morozont yani. Ve Infinite Dragonflight'ı burada kuruyor. Bütün müdahaleyi oradan yapıyor. O yüzden bütün bunları işte ileride kontrolden çıkmaması için orada Morozont'u yok etmemiz gerekiyor. Ve biz de işte kahramanlar olarak gidip bizzat işte Nozdormia yardım ederek oradaki işte bronzlara yardım ediyoruz ve işte o alternatif gerçeklikteki işte kendi liderlerimizin işte, artık delirip kötü yola sapmış versiyonlarını da ilk başta yok edip en sonunda Morozont'la yüzleşip onu işte bu Nozdormu'nun gücünün olduğu kum saati sayesinde onu son kez kullanarak bütün onun gücünü bitirerek Morozont'u öldürüyoruz. Orada zaten fight'ı hatırlayın. Fight'ta zamanı geri alıyoruz hep böyle belli aşamalarda. Çünkü bir kere de bir kere de bir aspekti 5 tane kahramanın öldürmesi mümkün değil. Ama işte fight içinde de gördüğümüz gibi bunu devamlı yapıyoruz ve işte birkaç kere onu öldürebilecek seviyede bunu geri kullanınca işte 5 kez kullanma hakkımız var fight sırasında. Yani işte 5 kat güçle ona saldırmış gibi bir etkiyle sonunda işte Morozont'u bir aspekti öldürmüş oluyoruz. Aslında orada... Hatta Morozont ne diyor orada? Hı-hı. To repeat the same action and expect different result is madness. Evet, evet. Çok güzel bir gönderme olarak yani. Evet, zamanı geriye alıp yeniden saldırdığımızda bunu diyor, evet. Aynı şeyi üst üste yapıp farklı sonuç beklemek deliliktir diyor. Çok güzel bir gönderme olarak orada. Yani başka bir söylediği önemli bir şey şu. Ya benim alıntıladığım cümle de var gerçi. Hani bu, sen siz bunu End Time mi zannediyorsun? Hani bu sadece size bahsettiğim bir kurtuluş. Hani gerçek End Time kim bilir nasıl sandık. Hani hatta şu gördüğünüz End Time'a şükredin diyor yani. Yani evet evet. Daha... Merciful bir şey koydum karşınıza diye. Ha. Ve başka şöyle bir şey var. O zaten bunu bize bir nevi uyarı olarak gösteriyor. Bakın işte Deathwing'e evet. Karşı işte savaşmazsak olacak olan bu diye gösteriyor. Yani zaten ilk başta da dediği bu. Bakayım orada güzel bir quote diyordu senin dediğin. Peki o sırada Deathwing'in Viremis Accord'un tepesine saplanmış hali olması. Tepesine saplanmış olması. Tabii Nozdormia işi bitince onu oraya saplayacak işte. Saplayacak. Yani zaten şey... ya da intihar ediyordu sanırım Deathwing. Öyle o şey. Galiba gibi. İntihar ediyor. Zaten bu şey işte Deathwing'in yapmaya çalıştığı şey Hour of Twilight diye geçiyor. İşte alacakaranlık her zamanı. Her şeyin yok olduğu. Her şeyin yok olduğu bir son... büyü yapmak için yaşıyor Deathwing. Çünkü böyle kendi acılarının da kendi işte çektiği hem bedensel hem zihnen acıların da biteceğini bitmesi için işte bunun olması gerektiğini düşünüyor. Deathwing'in zaten amacı bu. İşte her şeyi yok edip kurtulmak ve işte kendi acısına ve işte dünyada olacak aslında onun perspektifinden zaten öyle görüyor. İşte bana olan şey... Haftaya konuşuyoruz. Haftaya konu bırakalım. Evet. Evet evet yani bana olan şeyler işte size de oluyor gibi görüyor işte Deathwing. Evet. Tabii bunu siyahlarda aynen Murat Han dediği gibi daha detaylı anlatırız. Bu arada şey de söyleyeyim ben Infinite Dragonflight da Old God şey diye geçiyor nasıl söyleyeyim Forces diye geçiyor. Tabii tabii. Evet, az önce Katun'un işi. Hı? Şimdi Katun'un işi tahminim benim tahminim. Eyvallah. Hani Görkem benim anlatladığım sözü bulsun başka bir şey daha söylüyor ölürken. Bakalım. You know not what you have done, amanto what I have seen. Yani ne yaptığını siz bilmiyorsunuz. Amanto benim gördüğüm şey. Ben ne gördüm derken evet. Gidiyor.
Sıdım Murozon diyordu değil mi onu? Ne gördü acaba orada Murozon? Evet. Amaltum'dan nasıl bir görü aldı ki? Yok da Murozon da vardır o quote olarak. Şöyle atayım yani abi. Evet yok. Evet. You know, Amaltum what I have seen. You know not what you have done. Amaltum what I have seen. Evet evet. Ne gördü yani, acaba orada ki? Ne yaptığını bilmiyorsun Amantul. İşte evet. Ne gördüğümü bilmiyorsun diyor. Tam ölürken diyor. Hayır ama orada cümleyi bitirip sonra Amantul diyor. Amantul söylemiyor sanırım. Ha yok yok işte şey tam şey yani fight bittiğinde yendiğimizde bunu diyor işte you know not what you have done diyor ama bunu bize tamam. Diyor herhalde ne evet, yaptığınızı bilmiyorsunuz diyor. Ondan sonra da işte Amantul işte ben ne gördüm bilmiyorsunuz. Amantul'la ilgili bir şey gördüm onu bilmiyorsunuz diyor bize diyor. Ne gördü acaba? Amantul'a demiyor. Aynen aynen orada zaten sesleniş bize. Zaten bu hikayede en kötü karakterler biziz. Gerçekten bizim yani. Evet evet. Murozon evet. Ne görüm? Amantul'dan nasıl görü almış olabilir ki? İşte Amantul'la ilgili bir şey görüyor Murozon. Onu anlıyoruz. Evet. Ve işte yani Murozon'u öldürdüğümüz zaman Amantul'la ilgili olacak şeyi engellememi işte yani ona müdahale etmemi engellediniz diyor. İşte evet. Ne görmüyorsunuz diyor sonunda. Acaba ne? Acaba ne var? Ama o da cepte. O da bir yerden sonra onu bir koydular oraya. İlgili bir orada kılçık ilk kılçığımızı aldık. Ha bu titanlar iyi değil mi acaba diye. Ama şey ben onu şöyle anlamıştım. Orada Amantula sesleniyor sanki. Amantula hani benim gördüğüm ha, şey. Başta öyle gibi zaten düz bakınca öyle anlıyorsun. Fight sırasında da böyle ona diyormuş gibi konuşuyor evet. Gibi anlıyorsun. Ama aslında bize diyor bunu. İşte beni öldürdünüz ne yaptınız falan gibi diyor. Böyle Amantul'la bir şey görmüştüm falan diyor böyle. Ben sonradan tabii. İşte tabii o cümleyi tamamlayabilse şey bitiyor değil mi? Dizi bitiyor. Aynen. Ana karakter ölüyor bitiyor. Evet. Onu söylemiyorum. Zaten şimdi aslında onu daha şey tane tane anlatayım bunu ki iyice kafalar karışmasın. Şimdi ilk başta aslında tabii bunu Deathwing'e karşı bir silah oluşturmak için yapıyorlar. İlk başta işte Dragonflight'lar güçlerini birleştiriyor. Burnrest Accord olarak. Thrall'ı da işte Thrall tabii Horde'u bırakıp Earthrending'in başına geçip işte Şaman gücünün artık zirvesine geldiği için işte onu böyle Deathwing'in yerine kullanalım diye yardıma çağırıyorlar ve Dragon Soul'u yeniden oluşturmaya karar veriyorlar. Ama tabii bu silah ancak işte aspect güçlerinin yüklenmesi sayesinde kendi gücünde olabilen bir silah. Öyle düşünün. Zaten Deathwing'in ilk bunu yapma amacı da bu. Bütün işte diğer ejderlere karşı kullanabilecek seviyede güçte bir silah yapayım ki onları işte, bana tehdit olmaktan çıkarayım diye düşünerek yapıyor ve o yüzden o haliyle silahı yerinden almaları lazım. Ve Nozdormu işte o ilk başta dediğim işte Well of Eternity'ye düşme anında bu gerçek gücünde diyor ve oradan alalım o zaman diyor. Ama geçmişe gidemiyorlar. Bu işte War of the Ancients zamanına gidiş kapısı kapalı. Bu olayı da işte Infinite Dragonflight'ı o zaman fark ediyor Nozdorm aslında ilk kez. Geçmişe neden gidemiyorum ben işte yani koskoca bronzların başı olarak nasıl gidemem falan diye böyle bir şey yapıyor ve bu kapının kapalı olması sebebinin ancak bana denk bir güç bunu engelleyebilir diyor ve o zaman Murozond'un farkına varıyor. Böyle bir varlık olması lazım diyor. Bana denk bir şey olması lazım ki işte gitmemi engelleyebilsin diye. Ondan sonra da zaten Nozdorm'u işte gelecekteki halinin işte kendisi olduğunu anlayıp işte Old God'lar tarafından delirtildiğini anlıyor. Ve işte Infinite Dragonflight'ın o zaman nereden geldiğini anlıyor. İşte bunu onun kurduğunu ve tam o noktadan bütün saldırıların başladığını. Bunlar işte tabii zaman yollarını gücüyle artık nasıl diyeyim gözlemleyerek hepsini aynı anda o noktaya bağlıyor ve işte bütün olayı o anda çözüyor. Tabii bunu anladığı zaman da işte tek yolun kendisini feda etmesi
gerektiğini görüyor. İşte Deathwing'in yenilmesi için ve Dragon Soul'u yeniden oluşturmak için Murazond'u yok etmemiz lazım. Yani benim orada ölmem lazım diyor. İşte yani delirmekten kurtulma gibi bir şansı yok. Delirecek ve sonunda öldürülecek. Bunu o anda anlıyor. Kendi bir nevi kendi ölümünü görmüş ve bunu kabullenmiş oluyor. Bunun olması için de... Karizmaya bak abi ya. Evet, evet yani evet. Bize bu, bunun için yol gösteriyor. Bunun olması lazım diye. Ve ilk başta tabii bunu bize söylemiyor olana kadar. Olduktan sonra anlatıyor işte çember tamamlandı artık diye. Ve işte zaten bunu işte Murazond'a müdahale edebilmek için işte Murazond'un gelmemizi engelleyemeyeceği bir yere gitmesi lazım. Ve işte hiç beklemediği bir şekilde onun saklandığı yere gidiyoruz. İşte bu alternatif gerçeklikte ve Deathwing'in kazandığı halinde işte ki Azeroth'a gidiyoruz. İşte bizi oraya Nozdorm'u götürüyor ve işte anlattığım gibi oradaki olaylar sonunda işte Murazond'la karşılaşıyoruz ve öldürüyoruz. İşte yine Nozdorm'un gücünü kullanarak. Tabii peki şeyden de bahsettim. Bir şey değil de güzel bir detay var Wrath of the Lich King questlerinde. Chromie bizi Bronze Dragon Shrine'a götürdüğünde hani. Aa evet. 80 level halimizi yaratmış bir Wrath işte orada savaşıyor bizde. Evet. Nozdorm'u görüyoruz questin sonunda. Bu Lich King sırasında olmuş bir Wrath bu arada. Arkada yok ortada. Evet. Çok hoş bir detaydı. Onu da istersen sen bir yere izle. Aslında işte orası bağlantılı çünkü yani şeyde Murazond'la dövüştüğümüz yer zaten Bronze Dragon Shrine'ın denk geldiği yer. Yani yani bizim işte Wrath of the Lich King sırasında yaptığımız quest'te işte sırayla bütün Dragon Shrine'lara gidiyoruz. İşte her rengin tapınağının olduğu açık bölgeye gidiyoruz. İşte o Dragonblight'taki zaten haritayı hatırlayın. Her yerde işte belli bir bölgede belli bir rengin işte tapınak bölgesi var. İşte kırmızıların bölgesi böyle ağaçlık, yeşillik. İşte yeşillerin bölgesi Dream. Zaten böyle işte gene işte bu Emerald Dream'e benzer bir yapıda. Hepsi kendine ait bir bölgesi var. Maviler yok. Maviler orada düşman tabii. Ama işte siyahların yeri var. Orası da tabii siyahlar işte yerle ve toprakla ilgili olduğu için mağara için böyle eskiden tabii Neltarionken orası kurulmuş olduğu için o eski hali. Ama tabii orada farklı şeyler var. Hatta Void yaratıklar falan var. Orada da işte Deathwing'in Void tarafından etkilenmiş olduğunun bir nevi ipucunu bizzat görmüş oluyoruz. Ama işte Bronz tapınağına gittiğimiz zaman kumluk bir bölge. Hiçbir şey yok. Ama bakıyoruz orada silik bir halde Nozdorm'u işte bir şeylerle savaşıyor. Bizim görmediğimiz bir şeyle savaşıyor. İşte ve yarı işte görünür görünmez halde. Yani orada mı bizzat yoksa işte zamandan bir görüntü mü görüyoruz bunu bilmiyoruz. Aşağıda işte görevi yaparken kendimizi görüyoruz. İşte kendimizin gelecekteki hali, geçmişteki hali bize onları gösteriyorlar ve ondan sonra da işte bu Shrine'ı korumak için işte buradaki bize bir nevi önümüze koydukları testleri geçiyoruz ve işte Shrine'ı normal işleyişine getirip oradan gidiyoruz. İşte tamam zaman burada düzgün akmaya devam edecek diyor. İşte sonradan bu end time'da görüyoruz ki aslında Nozdorm'un savaştığı şey Murazond. Evet. Yani tam orada savaş oluyor ama bu alternatif bir gerçeklikte işte Deathwing'in kazandığı bir gerçeklikte olduğu için biz orada sadece işte Lich King zamanında Murazond'u görmeyip sadece Nozdorm'u bir şeye karşı evet. Savaşırken görüyoruz. Yani bunu da böyle güzel bir bağlamışlar. Zaten son savaşı da orada yaptıktan sonra işte anlıyorsunuz ki burası orasıymış. Hepsi birbirine bağlanmış oluyor böylece. O da gerçekten güzel, ince bir detay. End Time'daki işte engeli kaldırdıktan sonra, Murazond'u öldürdükten sonra artık geçmişe gidebiliyor tabii. Nozdorm'un güçlerin önündeki engel de kalkıyor ve bizi işte Well of Eternity'nin tam çökmesinin öncesine yolluyor. İşte Legion saldırısı yapılmış. Artık Azshara işte son
büyüyü yapacak ve işte Sargeras Azeroth'un yüzeyine gelecek. Son kez işte Wall of Eternity'yi kullanıyorlar falan, onu görüyoruz. İşte zaten her yerde Legion orduları var, böyle hala portallardan akıyorlar böyle. Biz kenardan köşeden kaçarak işte genç halindeki Illidan, Malfurion ve Tyrande'yi görüyoruz. İşte onlara yardım ediyoruz. Illidan hatta işte daha Demon özelliklerini almamış ama işte yani Demon Hunter olmuş ama Demon formuna geçmemiş. Yani daha işte Skull of Gul'danı kullanmamış hali. Hatta oraya hali... çok pardon, Azinot'unuz varken giderseniz izinsiz fark ediyor. Evet, evet. Evet, elinde Azinot da, Azinot kılıçları da yok ve işte normal Night Elf Warglaive'leri var. Biz Azinot'la ne güzel silahmış falan diyor onunla gidince. Ayrı bir şey söylüyor ona özel. Evet hani, kim yapmış abi? Senpai Notice mi diye. Güzel diye, öyle detay var. Baya evet, ince. Peki ben bir şey sorayım orada. Hani artık Valor Software'ın da orada kısaca anlatıp hani Battle for Azeroth'a daha var ama. Şey geldi benim aklıma. Nozdor mu kitapta? War of the Ancients'ta Samwell'in içini mi görüyordu? İçine mi dalıyordu? Samwell dedim. Val of Eternity. Samwell değil, Val of Eternity. Ha, evet. Val of Eternity'nin içine girmiyor. Yani işte şeyde de yani kitapta da anlattığı işte Dragon Soul düşerken bir pike yapıyor ve işte son anda düşmeden kurtarıyor böyle işte Dragon Soul'u. Şeyde de gördüğümüz o zaten. İşte Dungeon versiyonunda da son anda bir işte şeye gidiyor. Tam orası çökmek üzereyken işte Dragon Soul'u kapıp kaçıyor. Bir nevi işte anlık bir mevzu tabii de. Yani işte içine girmiyor diye biliyorum. Zaten İşte Well of Eternity'nin suları büyülü ve zararlı işte şeylerin de yapısını bozuyor. Ejderhalara iyi gelmiyor bildiğimiz kadarıyla. Zaten işte Ysera ve Alexstrasza özellikle yeni şey işte Nordrassil'i kurarlarken Hyjal Dağı'nda buna dokunmuyorlar, özellikle işte dışarıdan müdahalelerle işte korumaları yapıyorlar. Bayağı da çekiniyorlar hatta işte buna dokunmaktan. Yani kendileri hem onu bozmaktan çekiniyorlar hem de bunun kendilerine bir etkisi olacağından dolayı çekiniyorlar anladığım kadarıyla. Yani çok yoğun bir güç olduğu için işte direkt şey gibi düşünün, yani Titan kanından büyüyü alan ve saf bir güç var orada. Ve ejderhalarla etkisi de, yani ejderhalar Titanlar tarafından güçlendirildikleri için onlar için bu kaldıramayacakları seviyede bir güç olabilir. Yani buna hem işte açgözlülükle karanlık tarafa düşerek de bakabilirler, aynı işte Deathwing'in yaptığı gibi. Ya da işte tam tersine bu onlara işte ölümcül de gelebilir, kaldıramayabilirler. Herhalde o yüzden çekiniyorlar bundan. Anladığımız kadarıyla öyle bir şeyler ima ediliyor en azından şeyde. Onunla ilgili kısımlarda. Bu Well of Eternity'de anahtar kısım işte hani dediğimiz gibi işte Nozdormu'nun oradan Dragon Soul'u kurtarması. Zaten bunlar, bütün bunları onun için işte yapıyorlar. İşte Deathwing'e karşı bir silah yapalım diye yapıyorlar. Zaten sonrasında da işte üçüncü o üç serilik bir zindan. Üçüncüde de işte günümüze geliyor. Ve işte Thrall'a teslim ediyor. Bunu işte götür, işte Wormless Temple'ın yukarısına çıkar, işte ona yeniden güç yüklenecek, işte bu düzeltilecek falan diyor. Ve işte Thrall'la biz işte Wormless Temple'ın eteklerinden başlıyoruz. Onunla beraber işte gitmeye başlıyoruz ama görüyoruz ki işte Deathwing'in güçleri, daha doğrusu Nuzzot'un güçleri işte bu yolu kapatmış ve işte bizden Dragon Soul'u çalmaya çalışıyorlar. En başlarında da işte Benedictus var. Twilight Father. Evet. Artık işte tamamen Nuzzot'un tarafına geçmiş ve Twilight Father olmuş halde görüyoruz bunu. Ve şey bayağı artık güç açlığıyla delirmiş bir halde. İşte bunu alırsam işte sonsuz güce ulaşacağım, verin onu bana falan diye. En son boss olarak onu görüyoruz ve işte sırayla
bütün işte Deathwing'in güçlerini yenip arada bir de Assassin var işte Blaver. O da işte şey Tral'ı öldürmeye çalışıyor ama biz işte yardım ediyoruz ona karşı. Sonunda işte Wormless Temple'ın tabanına gelip işte Dragon Soul'u aspektlere ulaştırmış oluyoruz. Ondan sonrası da raid'de devam ediyor zaten. İşte orada işte bu Dragon Soul'u düzeltmek için işte Eye of Twenty'den Focusing Iris'i alalım diyor işte Kalebos. Bunu kullanarak ben işte yeniden yazayım içindeki bilgiyi diyor. İşte Nozdorm'u işte tersine çevrilmesine ve işte tekrar eski haline getirilmesine yardım ediyor. En sonunda işte yeniden aspect güçlerini yüklüyorlar ve silahı eski haline getiriyorlar. Ama işte Deathwing'in yaptığından farklı olarak tam tersi bir güç yükleniyor ve işte siyah ejderler dışında hiçbir şeye zarar veremeyecek bir silah olarak işte tasarlanıyor ve o şekilde büyü yükleniyor üstüne ve o halde kullanıyorlar. Zaten işte son aşamasında da gördüğümüz o işte zaten bunu kullanmalarına rağmen Deathwing'i aslında yenemiyorlar. En son aşamada artık böyle ejderhalar kendi aspect güçlerinin tamamını feda edip işte Deathwing'in en son aşamada gördüğünüz haline karşı kendilerini artık tamamen ölümlü hale getirecek seviyede enerjilerini bahşediyorlar ve o şekilde Deathwing yok ediliyor. Deathwing'in ilk başta ölmeme sebebi de işte tabii daha önce anlattığımız gibi aslında ejderha olarak ölüyor ve işte düşüyor o halde. Öldü zannediyoruz ama işte Nazoth son bir kez Deathwing'e güç yüklüyor ve o son halinde işte yarı Old God gibi bir şey olarak Deathwing geri geliyor ve bu yüzden işte ejderhalar bütün güçlerini, bütün titan güçlerini feda etmek zorunda kalıyorlar ama işte o halini öldürmek için. Bu yüzden de ejderhalar güçlerini kaybediyor ve işte bir nevi ejderhaların çağı o anda bitmiş oluyor ve bundan evet. Sonra bronzların en belirgin olarak da Nozdorm'u kaybediyordu. Yani diğerlerinin işte gözü falan sönüyor ama Nozdorm'un kumunun döküldüğünü o shoulder'ındaki evet. Net bir şekilde gösteriyor. Yani ikonik olarak da Nozdorm üzerinden çok belli etmişler yani bu ejderhaların çağının bitme olayını. Zaten gözlerinin parlaması falan da böyle gidiyor. Hepsinin evet. Orada yani ölümsüzlüklerini ve işte titan güçlerini kaybettiğini orada çok net görüyoruz ve bu aslında şu anlamda da bronzlar için anahtar. İşte anlattığım gibi bronzlar zaten birebir güçle ve işte ejderha olarak müdahale etmiyorlar hiçbir şeye ve eskiden bu gözlemci güçlerini kullanarak işte müdahale edebilirken, geçmişe geleceğe rahatça gidebilirken artık o güçlerini kaybediyorlar. Sadece gözlemci olarak kalıyorlar ve bizi de işte gene bu tip şeylerde işte ancak uyarabiliyorlar. Ama bizzat kendileri müdahale edemiyorlar. İşte kendileri müdahale edecekken de aynı eskiden yaptıkları gibi gene farklı görüntüde, insan formunda ya da işte human başka bir formda müdahale ediyorlar. Aslında bronzlar bu durumdan nispeten en az etkilenen renk oluyor o yüzden. Diğerleri tamamen geri çekilirken bronzlar nispeten biraz daha etkin kalıyor. En azından ölümlülerle ilişkilerini kesmiyorlar. Diğerleri hep dağılıyor. Hatta mavi faction'ı tamamen dağılıyor işte. Kalebos dağıtıyor mavileri. Kırmızılar da işte bir nevi inzivaya çekiliyor. Zaten mavi sayısı çok az işte Kalebos'un dağıttığı. O yüzden bu Deathwing'in ölümü kısmı bronzlar için de böyle bir anlam ifade ediyor. Tabii bundan sonra işte esas müdahale etme kısmının nasıl olduğunu tam olarak Pandaria'da görüyoruz. Çünkü bundan sonra neredeyse hiçbir ejderha mevzusu görmüyoruz. İşte yani Deathwing öldükten sonra işte ölümlü olduklarını biliyoruz ve hiçbiri hiçbir şeye karışmıyor. Ama Pandaria'da önce Ratyon'u görüyoruz. Ratyon zaten işte siyah bir ejderha olarak kendini tanıtıyor ve aa diyoruz bir yani siyah varmış ve işte diyor ki ben Deathwing'in oğluyum. Allah Allah diyoruz. Ondan sonra zaten işte orijinal Pandaria'daki işte Legendary Quest chain'i yapan işte
bilir. O işte orada da bir gene cloak yapıyor. İşte legendary cloak almak için işte Ratyon'a yardım ediyoruz. Son aşamasında Ratyon işte bunu neden yaptığını söylüyor bize. Yeni bir horde oluşturmaya çalıştığını ve Alliance tarafını işte Azeroth üstünde birleştirmeye çalıştığını söylüyor. Azeroth üstünde eğer horde yenilirse işte ben kendi planlarımı yapabilirim diyor. Ama bunun devamını orada öğrenemiyoruz. Meğerse bunun sonradan devamı varmış. O da Warlords of Draenor'a olan geçiş. Zaten burada da şöyle bir şey oluyor. Timeless Isle'da başlıyor bu olay. Timeless Isle'da Kairos Dormu'yu görüyoruz. Bir bronz ejderha var orada. Ve buradaki işte adanın timeless yani zamansız olma fenomenini incelemek için geldim ben buraya diyor. Vot peki abi. Vot şimdi onu anlatıyorum. Chat'te geldi. Evet evet chat'te gelmişti. Eskiden de şey önce gelmişti soru. Şu an cevabı geliyor. Aynen. Şimdi zaten Timeless Isle'ı keşfettiğimiz zaman oradaki bir işte orada da bir zaman kırılması olduğunu düşünerek gidiyoruz. Ama bir zaman kırılması yok. İşte zamansız ve zaman dışında kalmış bir ada olduğunu görüyoruz. Neden böyle olduğunu işte bilmiyoruz. Bu bir fenomen olarak orada bilinmeyen bir gizem olarak bir zamanın dışında bir ada var. Hem işte ne güneş batıyor ne şey işte saat ilerliyor. İşte zaman geçmiyormuş gibi orada hiçbir şekilde ama devamlı bir şeyler de oluyor. İşte o yüzden bu işte Pandaria'daki Celestial'lar orada o zaman işte biz burada ölmekten korkmayarak işte kahramanları işte güçlendirebiliriz tehlikelere karşı diye bizi işte sınava tabi tutuyorlar bir nevi. Orada işte World Boss olarak Celestial'ları kesiyoruz mesela işte hatırlayın işte sıradan 4 tane Celestial var. Hepsini kesebiliyorsunuz. Hepsi sırayla geliyor ve işte dövüşebiliyorsunuz onlarla. Bir de üst kısmında Ordos var. Ordos'un orada olma sebebi de bir alev aslında nasıl diyeyim elemental lane'i kullanırken zamanda bir kırılmaya yol açıyor ve kendisi oraya düşüyor. Yani aslında daha fazla güç için bunu yaparken bir nevi işte zamanın dışına düşüyor Ordos ve orada işte o zaman bu adayı ele geçiririm diye işte kendisi bir işgal başlatıyor. İşte Ordos'un orada olma sebebi de o. O da sadece cloak varsa gidebiliyordunuz ona. İşte legendary evet. Cloak'unuz varsa Ordos fight'ına geçebiliyordunuz o kısma. Onu yapabilme sebebiniz de işte Ordos'un aslında orada olmaması lazım. İşte bizim buradaki işte Celestial'larla olan antrenmanımız işte ölümcül olmamalı. Çünkü burası zamanın dışında falan diyorlar. Ona müdahale edemesin diye de işte Ordos'a saldırıyoruz. Onun da öyle bir hikayesi var. Tabii buradaki işte Warlords of Draenor'la ilgili kısım Kairos Dormu'dan başlıyor. Kairos evet. Dormu ilk başta orada görüyoruz ve işte bize diyor ki işte tam burada bu zamansız yeri incelemek için işte bronzlar beni yolladı falan. İşte kendi faction'ı var ilginç bir şekilde. Bronzların hiçbir şekilde alt faction'ı yok normalde. Ama Kairos Dormu'nun bir kendi alt faction'ı var Time Walkers diye. Yani zaman yürüyücüleri, zaman gezinticileri gibi. Böyle kendini bir nevi işte zaman arkeologu gibi tanıtıyor. Ama Muazzala'yı sonra anlatırız ona soruyor da. Yayın bitince onunla ilgili Shadowlands sorularına cevaplayalım. Buna devam edeyim. Warlords of Draenor'u anlatayım. Yani burası ona nasıl bağlanıyor bronzlar üstünden. İşte bu, burada Kairos Dorm'u görüyoruz ama Kairos Dorm'un buradaki amacı aslında bu zamandaki kırılmayı kullanarak işte Ratyon'la beraber bir komplo kurduklarını öğreniyoruz. Çünkü Kairos işte bronz ejderha olduğu için Garrosh'un ne yapacağını, sonradan neler olacağını biliyor ve işte Ratyon'la beraber bir plan yapıyorlar. İşte Garrosh'u kurtulduktan sonra işte Old God etkisinden kurtulduktan sonra kaçıralım ve işte onu alternatif bir işte Draenor'a götürüp orada sonsuz bir horde kurmasını sağlayalım diyorlar. İşte Kairos Dormu aslında bronz ejderha değil. Infinite Dragonflight'ın bir ajanıymış. Bunu da orada öğreniyoruz.
ve işte Garrosh işte bütün yaptıklarını yaptıktan sonra işte Siege of Orgrimmar olduktan sonra yeniliyor ve işte Siege of Orgrimmar'daki anahtar nokta Yaşar Ağacın kalbi yok edildikten sonra anca işte Garrosh serbest kalıyor ve işte o yaptığı şeylerin aslında bunun yüzünden olduğunu anlıyoruz. Yaşar Ağacın kalbi de bütün Pandaria'daki işte Şah oluşumlarının ortaya çıkmasına sebep olan şey ve bunu alıp işte Orgrimmar'a götürüyor Garrosh onun etkisi altındayken ve işte bütün o yaptıklarını aslında o yüzden yaptığını öğreniyoruz. Zaten bu yüzden de Garrosh'un davası işte görülürken en sonunda işte Garrosh'u öldürmüyorlar ve işte bir davası oluyor. Ve Celestial'lar, Pandaria'nın yani Wild God'ları bunun böyle mahkemenin son karar vericisi olarak onlara siz söyleyin işte sizin kıtanıza yaptı bunu işte kararı siz verin diye onlara işte söyleniyor ve onlar Garrosh'un hayatını bağışlıyorlar. Yani bunu kendisi yapmadı diyorlar işte bunun etkisi altında yaptı o yüzden özgürdür işte bizim gözümüzde suçlu değildir diyorlar. Garrosh tam serbest kalıyor ama tam bu karar açıklanacakken Kairos Dorne ve Ration işte Dragonmaw klanının orklarıyla beraber davanın görüldüğü yere saldırıyorlar. Orası da işte Temple of White Tiger bu şeyde Pandaria'daki işte White Tiger'ın olduğu yer. Orada olurken işte davanın sonu buraya saldırıyorlar ve işte Garrosh'u kaçırıyorlar kendi isteği dışında. Ve şey Dragonmaw orklarını da orada bırakıyorlar. Onlar da işte Garrosh'u kurtarmak için oradalar ama onlar orada kalıyor ve Kairos Dormu'yla Ration işte Kairos'un yaptığı büyüyle alternatif Dragon'a gidiyorlar ve zorla Garrosh'u da yanlarına götürüyorlar. Orada Garrosh'a diyorlar ki işte böyle böyle yapacaksın. İşte sen sonsuz hordun War Chief'i olacaksın. İşte Legion'a karşı sen başkumandan olacaksın diyor. Ration ama yani Kairos Dormu'da Ration'da buna Garrosh'u zorluyorlar ve Garrosh da ben piyon değilim işte böyle bir şey olmasını istemiyorum zaten ben suçsuzluğumu ispatlamıştım siz bunu bozdunuz elimden işte masumiyetimi özgürlüğümü aldınız diyor ve işte buna itiraz ediyor hiçbir şekilde kabul etmiyor sonunda ilk fırsatını yakaladığı anda Kairos Dormu insan formundayken onu İşte çıplak elle öldürüyor böyle boğazını sıkıp boynunu kırarak ve ondan sonra kaçıyor. Kaçtığı yerde işte neresi olduğunu anlıyor ve gidip işte bu alternatif evren olduğunu da bildiği için işte şöyle düşünün tabii alternatif evren ama bizim zamanımız değil 35 yıl öncesine gidiyor. O zaman tabii Grommash hayatta ve genç orada da hayatta ve genç ve öğreniyoruz ki oradaki işte Garrosh'un annesi olan bizim evrenimizdeki Garrosh'un annesi olan dişi orkla işte orada beraber olmamış. Yani orada bir Garrosh doğmamış. Ama işte Grom hala var. Hala War Chief. Temel şeyler aynı. Zaten onu Warlords'da görüyorsunuz. Orada da işte o yüzden temel şeyler aynı olduğu için temel olarak da aynı olaylar oluyor ve tam Garrosh oraya gittiği sırada işte orklar İblis kanını içip işte Legion'ın esiri olmak üzere Garrosh gidiyor ve bu durumu anlatıp işte bakın böyle böyle olacak işte İblisler gelecek onların kanını içmeyin özgürlüğünüzü işte bırakmayın falan güç için diye ikna ediyor Grom'u. Grom'a tabii ben senin oğlunum işte öbür evrenden geldim demiyor. İşte ben sadece işte bazı şeyler bilen bir yabancıyım diyor. İşte bazı şeylerle de böyle anahtar şeyler anlatarak ispatlıyor işte gerçekçi olduğunu ve işte bir şeyler bildiğini. İlk başta tabii ciddiye almıyorlar Garrosh'u ama sonradan işte dediği her şey çıkınca bu sefer ciddiye almaya başlıyorlar. Ve işte Grom'la o sayede yakınlaşıyor ve işte o Warlords'un başında gördüğümüz olay oluyor. Grom normalde iblis kanını içmesi lazımken hatta ilk içen olması lazımken içmiyor ve İşte Garrosh'un getirdiği teknoloji sayesinde sonuçta 35 yıl ileriden geliyor ve işte kuşatma
teknolojisi, goblinlerden öğrendiği bir sürü şey var. Aynen. Ve onları kullanarak işte iblislere karşı savaşıp orada işte iblis kanını içmeden kurtuluyorlar bir nevi ilk saldırıdan. Ve o sayede Garrosh sonradan da ikna edip işte beni bu hale düşürenlerden intikam almak istiyorum diye işte gidip işte saldıralım diyor ve işte Dark Portal nasıl oluşturulacağını bildiği için işte oradaki Gul'danı kullanıyor ve aynı şekilde bir Dark Portal yaptırıyor. İşte normalde de yapılacak olan işte Legion işgalinin olması için yapılacak olan Dark Portal'ı bu sefer bizim zamanımıza gidecek şekilde değiştiriyor ve Iron Horde işgali de bu yüzden 35 yıl öncesi olan bir yerden bizim günümüze gelmesinin sebebi işte Garrosh'un oradaki Gul'danı bu şekilde kullanması ve doğru yere, doğru zamana bunun açılmasını sağlaması. O sayede de işte Iron Horde işgali başlıyor ve Warlords of Draenor'un olayları başlamış oluyor. Garrosh burada Medivh rolü oynuyor. Evet, yani bir nevi Garrosh da Medivh'in yapacağını yapıyor ama ters taraftan yapıyor. Aynen. Yani bronzların zaten bundan sonra da çok fazla bir olayı yok. Bundan sonra zaten hiçbir ejderha yok, çok fazla olayları yok. Bir tane olayları var ama Infinite Dragonflight olarak. Alchemy ve Battle of Azeroth'taki bir questline'da yine ondan etkin olduğunu görüyoruz. Bir profession questline'da. Detaylarını evet. Hatırlamıyorum. Şey miydi? Terziler miydi? Terzi quest'te. Hı-hı. Erdem de söyledi, hatta adı dur bulayım o item'ın neydi? Ya evet, böyle yeni 8.2'de eklenen galiba item, değil mi? Evet, evet. Yukarıda yazmıştım ya. Böyle hani klotları çok bulsunlar diye. Evet, evet. Çıkmış bir şeydi ama neyse işte onunla ilgili galiba bir göre. Evet, Infinite. Hakikaten o ya, evet, onun en azından hikayesi için kolay alınabilir bir şey yapsalardı da drop rate'ini düşürselerdi. Sonraki item'ın kendi drop rate'ini yükseltselerdi daha güzel olurmuş. Çünkü kimse göremiyor. Orada bir ince şey var. Synchronous thread. Evet, bak, doğru. Sağ ol. Aynen o. Aynen aynen. Yo, baktım az önce. Sana linkledim, dediğim gibi yani fazla düşüren bir alet, neyse işte. Evet, yani sonuçta klot düşürmene yarıyor. Aynen. Da zamanda bir oynama yaptırarak düşürüyorsun. Bir de arada tabii Chromie'ye yardım ediyoruz, o var. Time Lord title'ı almak için. Ama o tabii Chromie'nin kişisel bir derdi gibi. İşte bana bir şeyler saldırıya yardım et diyor. Yardım et diyor. Değil mi? Biraz yani daha etkinlik tadında bir şeydi o zaten. Evet evet, ufak zaten geçmişte bir böyle bizi ona olan saldırının merkezine gönderiyor ve işte ona saldıranları yeniyoruz. Bunun karşılığında da işte title alıyoruz. Zaten işte Time Lord title'ı almak için guide'lara falan bakarsanız orada görürsünüz. Yani hikaye açısından önemsiz ama aslında eğlenceli bir şey. Kolay da değil yani, gayet challenging bir şey. Tabii tabii, evet, bireysel yapılabilen ancak bir şey. Oraya grupla girilmiyor. O yüzden Chromie ile ilgili o kısımda güzel. En son tabii Heart of Azeroth'da işte gördüğümüz zaten Essence'lardan bir tanesini yükseltmek için devamlı dragonlarla görev yapıyoruz işte. Orada hepsini sırayla topluyoruz ve işte burada bronzlardan da Chromie geliyor. İşte bu zaten en son aşamada işte son olan şeylerle görüyoruz ki aslında aspektleri yeniden bir oluşturma çabası ya da yeniden bir güçlerini almalarının gerekeceği bir durum olacağı ima ediliyor. Bunu ilk başta tabii görevleri yaparken sanki Nizot'a karşı bunu yapıyorlarmış gibi bir ima vardı ama o olmuyor. Hepsini sadece oraya toplamış oluyoruz. Hatta son fight'ta da hiçbiri orada yok ve işte Heart of Azeroth'ta güçlendirmek için falan bile hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece Ration var. Ration da zaten aspect değil. Yani işte aspect olma ihtimali olan Abyssian gibi gözüküyor işte siyahlarda da. O yüzden yani orada öyle ilginç bir durum var. Ysera'nın kızı var işte yeşillerden. Mavilerden gene Kalebos var. İşte Alexstrasza kırmızıların başı zaten bizzat kendisi orada. Ama işte bunların ucu açık kalıyor. Sadece işte bize
bu essence'ımızı güçlendirmekte yardım edip sonra çekiliyorlar tekrar. Bilmiyoruz ne olacak işte. Ama tahmin edilen işte bunun Old God'larla da ilgili olduğu için Dragon Isles diye bir işte eskiden olan işte Warcraft'ın hikayesinde olan bir bölge var. Buranın Old God'ların işte saldırdığında ilk ele geçirdiği yer olduğu ve onların üssü haline dönüştüğünü işte biliyoruz sadece. Şimdi eskiden ejderlerin, bütün ejderlerin bir arada olduğu bir yerken böyle Old God'ların merkezine dönüşmüşse burada bir işte ilginç bir olay var. Daha henüz bilmediğimiz ve işte neden oranın ilk düşmesi ve neden orası işte Dragon Isles olmasına rağmen hiçbir dragonun oraya artık etkisi yok. Bunları bilmiyoruz ama tahmin edilen şu, Black Empire zamanında Black Empire'ın başkenti burası diye geçiyor. Ve işte Azeroth'un görmediğimiz tarafında bir yer olarak geçiyor. Ve işte Black Empire yok edildiğinde işte burada tekrar Old God'lar güçlenemesin diye Titanlar oraya bir koruma mekanizması bırakıyor ve o halde kalıyor orası diye biliyoruz. Ama hiçbir detayını bilmiyoruz ve şu anda ne durumda onu da bilmiyoruz. Çünkü işte Titanlar olmadığı için sonuçta şu anda orada bir koruma yok. Ve işte Azeroth üstündeki bütün korumaları da sayarken iki tane işte ne olduğunu bilmediğimiz yer sayıyor Mother. Onlardan bir tanesi muhtemelen işte Dragon Isles'taki mekanizma diye tahmin ediliyor. Son olarak işte bronzlarla ilgili de kısmı o. Evet. Oh diyoruz. Abi ağzına sağlık gerçekten. Tertemiz bir anlatım oldu. Yine bu sefer yok, Murat'ın daha fazla şey yaptık, duyduk. Evet. Haftaya coşacağız ya. Murat'ın da haftaya hepimiz coşacağız zaten. Evet. Siyahla ortak ilgili. Bolca Old God etkisi. Şimdi o zaman şöyle çok uzatmamak kaydıyla geçiyorum sana, yani sana özel geldi ama tabii Murat'a şey deme yani. Bana sorulmadı falan diye düşünme. Muezzala yargı dağıtacak önümüzdeki paket. Muezzala tabii Shadowlands yaklaşıyor. Biz onunla ilgili ayrı bir bölüm tabii ki yapacağız ama konuyla alakalı bu serimizde tamamlıyoruz. Zaten sorularınızı da alıyoruz parça parça bu şekilde. Evet abi, Muezzala hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Muezzala şu an Arden Wild açıklandıktan sonra ve oynandıktan sonra bayağı bir konuşulur oldu. Gündeme geldi. Özellikle görselleri falan da yayınlandı Bowen Sandy ile ilgili falan filan. The Other Side. Tam şey, tam troll D's ama D. The Other Side. The Other Side. Valerian coştu böyle Twitter'da, görkem atmıştı. Dedim ki o Bowen Sandy ile Mazzola'ya çok öğrenciydi o şey. Ya hep hikaye hep Horde tarafına dönmüyor mu ya? Şey. Hani ben önce kendi reklamımı yapacağım arkadaşlar. Shadow Dance'de neler döndüğünün güzel bir hani olabildiğince az spoilersız ve düzenli tertipli bir yazılı kaynağını isterseniz blogumun son postuna bakabilirsiniz. Hani olabildiğince spoiler'dan kaçınarak. Yani gerçi öyle mi şu an alfadan bilgi geliyor ki ben blogu yayınladıktan sonra başka bir şeyler gelmeye falan başladı belli durumda. Tabii nihayetinde bir de alfa. Muezzala yani. Mıydı? Nihayetinde bir de alfa daha. Evet. Tabii alfa. Yok. Yani beta'ya gelen şey artık kesindir de alfadan çok değişeceğini sanmıyorum. Kolay kolay değişmiyor. Muezzala mıydı? Hani Muezzala ne yapacak? Sorun. Muezzala yargı dağıtacak. Genel olarak Muezzala hakkındaki düşüncelerimiz. Pek yargı dağıtmıyor ya. Yani öyle evet. Ben de onu dedim. Pek yargı dağıtacakmış gibi durmuyor. Yani spoiler verelim mi, vermeyelim mi? Yok, ver canım. Verdim. Zaten bu artık arkadaşlar, şey... Arkadaşlar, bence sonunda Muezzala ölüyor. İlk söyleyen sen olsaydın spoiler olurdu evet, canım artık. Yani ilk söyleyen sen değilsin yani. Ama aynı krala yapılmış ya. Rahat ol. Yani dungeon sonunda Muezzala ölüyor. Evet. Şaka yapıyorsun falan dedi mi? Yani ama... Hatta şey... Ama Shadowlands'da ölünce ne demek? Yani Shadowlands'da ölünce ne oluyor? Tabii canım, orası öyle de hani... Bütün havasını söndürüyoruz yani Muezzala. Ya ama şeyi de öğrenmiş oluyoruz. Bonsandi'nin şeyi değil yani o işte. Patron değilmiş meğersem. Hayır hani şey yani böyle Muezzala için böyle acayip bir hype var ya işte bu dünyaları yiyecek aşırı güçlü falan. Yani o da... Bir de modeli büyük falan böyle. Ben bir şey söyleyeyim mi, o da şey çıkmasın ha. Şey gibi olmasın.
konuşamadım. En nızot gibi olmasın. Yok. Ya onun cılkını çıkarmayalım artık. Ya artık onu diyorsunuz ki olmasın. Yok da Moezala ile ilgili yani. Muhabbette asıl Vojin'in lore'u dönecek gibi duruyor. Evet, Moezala hani şey olur. Yer veriyorlar. Vallahi çok sevindirici. Ben hani Moezala hakkında şunu söyleyeyim. Görkem kızmasın ama yani Moezala'dan cidden çok numarası yokmuş. Yani tahminen bütün gücünü de Jader'dan alan biri var. Yani o kadar. Çünkü şöyle bir havaya takıldı Moezala için işte. Ne bileyim işte ölümün gerçek tanrısı işte. Ne bileyim ölümün kendisi işte Azeroth'u yiyecek falan. Ya bayağı Jader'ın yancısı yani üzgünüm. Sadece Jader'ın yancısı. İnanılmaz bir güç oluyor. Bayağı ayakçısıymış yani. Bayağı ayakçısı Hakkar'la beraber. Hakkar da garibim zaten. Yani gelmiş yine aynı Moezala'yla beraber yancısı olmuş Jader'ın. Hatta şey ya çok bu olsam bir Hakkar'la bile deal yapmaya çalışıyor daha önce. Aynen değil mi? O çok hoşuma gitti. Hakkar'a ya bir işte, de şeyi çok kaçırdık diye. Yani. İşte ilk böyle hype'ı yaratmaya başladığı nokta işte o Zulfarak'taki taş tabletin üstündeki yani, muhabbetler yani. Bir tek o var yani. Yani bir de Loa yani. Yani ben şimdi küçültmüyorum karakteri de en nihayetinde Loa. Hayır şey demek istiyorum hani. Loa bir de bunlar madem tapan kişinin gücüne göre güçleniyorlar. Yani yani bir tek boktan Saint Fritures tribe'ın taptığı bir Loa abi üzgünüm yani. Ne kadar kaç kişi tapıyor herife. Ya Boğazlandır'ın daha fazla takipçisi var. Zaten boğaların gücünü belirleyen onlara tapan kitle ya. Evet. Yani evet. Dediğin gibi Muazzala'ya tapan zaten bir tane yarım kaçtı. Yani. Onlar da kaç kişiymiş yani. Hepsini hallettim zaten. Yani. İşte orada evet. Jailer'dan alıyormuş gücünü. O hani evet. O büyük olmasının şeyi de etkisi de o. Çünkü yani inananların i̇şte followerları şey, değil yani. Hiçbir şey bilmiyoruz ya onun güzeliymiş yani. Yani bilmiyorum belki bir pilot çıkar Boğazal'dan da tahminen. Ya ama mesela Görkem az önce şey söyledi ya oradan bir yürüyebilirler. İşte Shadowlands'da ölüm. Yes. Yani evet. Ölüm diyarında ölüm. Ölünce ne olsun? Ne kadar ölebiliyorsun ki yani orada? Ne oluyor? Nereye gidiyor? Aşkım Azeroth'a geri gönderiyorlarmış. Düşün he değil mi? Mesela... Evet yer değişikliği. Değil mi? Zulfarak'a samonlanıyormuş böyle evet. Lurps diye ölünce ne yapsın? Orada troll olarak çıkıyor ama bebek. Şey diyeyim o zaman birini öldürmenin ne anlamı olacak? Nasıl bir şey işliyor orada? Mesela atıyorum. Ya, Revenge Castle Natria'da sayede ne atmasa öldüreceğiz diyelim. Ne olacak sonra? Ya işte söylemeyi şu. Anima gücüne bağlı olarak sonuçta işte Shadowlands'in mekaniği anima gücü üzerine dönüyor ya. Yani Sair Denatrius mesela çok üst bir varlık işte orada bir düzlem oluşturmuş sonuçta Revendreth'i ve üstündekileri yaratan diye geçiyor. Aynı şekilde işte Ardenweald'ı da Winterbrand'ı yaratmış diye geçiyor. Şimdi böyle bir güçse animayı zaten animadan oluşmaya geç animayı artık yaratma seviyesinde kullanabilecek bir güç yani. Ama Moezala böyle değil tabii. Moezala bir Loa ve Loa'larda en fazla bir Wild God kadar güçlü olabilen yaratıklar. Yani en azından Azeroth'a etkileri bu kadar. Büyük ihtimalle zaten Shadowlands'taki güç seviyeleri de böyle. Evet. Ama şöyle bir durum var. İşte Shadowlands'te bir varlık öldüğü zaman oradaki işte varlığına devam ediyor. Yeniden işte materyalize oluyor. Ama İşte bu normal işleyişinde olan bir durum. Şu anda bizim gideceğimiz halinde Shadowlands'da zaten anima akışı yok. Bütün anima mava akıyor ve işte o yüzden ölen Shadowlands'da ölen şeylerde mavda yeniden işte cisimleşiyorlar. Yani bildiğimiz kadarı bu. Aynen. Normal şartlarda mesela bizim oynadığımız karakterler bu yüzden ekstra istisna. Çünkü zaten canlı bir varlık Shadowlands'e. Yani ölümlüler gidemiyor. Ama işte Mava'da gidenler geri gelemiyor. Yani bu yüzden bize böyle uzaylı gibi bakıyorlar zaten. Oha, Mav Walker falan. Kıraşan Mav Walker yukarı bize böyle uzaylı gibi davranıyorlar. Özellikle Revendreth'te ya. Peşinde koşuyordu herkes Mav Walker diye. Gel şunu yapıver ben yapamıyorum diye. O ara geçişi yani, hiçbir zaman bilemeyeceğiz oyun gelene kadar. Oyun yavrum zorlama yani. Neyi? O yani BFA'dan Shadowlands'daki ara geçiş yani biz nasıl gittik oraya. Pre-patch'e kadar bilemeyeceğiz. Aynen. Evet, 9-0 eventinde göreceğiz onu.
Yani bir şey olacak ama. Hiç sorgulamayalım. Büyük bir olay olacak. Nasıl gideceksek öyle gideceğiz. Ama Muazzam yani, özelinde şey diyebiliriz yani, evet o kadar çok gözümüzde büyüteceğimiz bir karakter değil. En nihayetinde Arden Wild'da çıkması da şaşırtıcı değil. Çünkü Loa en nihayetinde Wildcard seviyesinde bir karakter. Evet. Öyle çok da yargı dağıtan bir arkadaş değil aksine. Çok yani mesela şey gibi düşünün, Wonsam diye denk bir gücü var yani. Evet, evet. Tek olayı o. Tek farkı işte Murata'nın dediği gibi Jailer tarafından güçlendirilmiş olması. Evet. Asıl Sylvanas'ın Jailer tarafından güçlendirilmiş hali işte Saurfang'i one shot yapıyor. Aynı şekilde. Deme öyle deme. Jailer, aynen Jailer tarafından güçlendirildiği için öyle bir oradaki güce erişmiş. Müdahale nasıl diyeyim menzili artmış ve işte Sylvanas'ın Warchief olması için işte Vol'jin'i etkileyebilecek bir müdahale yapabilmiş. Ama sonuçta yani o yaptığı işte... Ha, yani o yaptığı müdahalenin çok da büyük bir şey olmadığını kendisi de söylüyor zaten. Alt tarafa gittim Vol'jin'e şunu dedim hemen yaptı ne kadar işte safmışsınız falan diye dalga geçiyor. O bölgeyi mesela... trolleri götüren ve heyi yapan belli mi? Trolleri götüren... Heyi yapan... Dungeon. Dungeon ha. Şey yani The Other Side'da işte Ardenweald'den gidiliyor diye biliyoruz. Evet. Evet. Ama orayla ilgili bir ön görev varsa da şu anda oyunda şeyde alfada yok. Oynanabilir durumda değil. Sadece şey diye arada... düşmüşler Wolpedia'da. Adını sen söyle. The Other Side Bonsandi'nin cep evreni. Hani oranın aslında oranın hükümdarı bizim arkadaş ama nasıl olduysa şu an Muezzala kontrolünde. İşte onu da artık o dungeon'ı yapınca görebileceğiz. Evet, evet, aynen. Şey, düzlem olarak geçiyor. O zaman birkaç detay şey yapalım. Hakkar'ın mesela o kadar korkulmasının sebebi Hakkar'a böyle kendi ruhla feda eden manyaklar toplumu olmadı. İnanılmaz derecede fazla ruhla beslenmişti Hakkar. Evet, aynen. Ama Hakkar da neçili bir Loa'dan ibaret. Onlar da şey deniyordu işte. Sadece Azeroth'u yiyecek. Şey muhabbeti vardı ya, Azeroth'u yiyecek muhabbeti. Vanilla Loro. Vanilla Loro. Evet, evet. Ama şimdi o zaman Elgilot'u niye Moezal hakkında Whisper'dan? Şimdi benim söylediğim, benim teorim kendime has. Yani benden başka kimse de görmedim diye açıklıyorum. Değil mi? Moezal'a onu kastettiğini düşünelim. Moezal'a o zaman nasıl beslenecek bizi? Hangi Whisper'ı diyorsun ama? The Father of Sleep Whisper. Hani benim kendime yorumum oldu ama herkesi Moezal'a yorumlu. Moezal ama onu şundan dedi bence yani... Sylvanas'ı başa getirmek için bir müdahale ediyor sonuçta. Yani onu kastediyor bence. Hatta dalga ama geçiyor. Bir data mining yapılan kodlarında var. Ulan diyor bir laf söyledik ortalık karıştı falan gibi. Evet evet. Yani çünkü o yani Muezzal'a da aslında o kadar etki edeceğini tahmin etmiyor. Sadece Sylvanas Warchief olsun, Jailer'ın adamı Horde'u yönetsin gibi bir şeyle yapıyor. Ama düşündüğünden çok daha büyük bir etkiyle bu oluyor. İşte o da biraz Vol'jin'in işte saflığı yüzünden herhalde, iyi niyeti yüzünden diyeyim ya da. Öyle ruhlara inancı çok yüksek olduğu için kaptırılması da büyük oluyor. Hani benim oradaki teorim zıt olduğuna dair. Zaten Twitter'ımda da bir sürü birkaç yazımda da oluyor. Father of Sleep'ten Nuzot'u mu kastediyor diyorsun? Hani ben diyor onu kaç kez söyledim de niye Muzala'yı söylüyorsa o da Muzala ne yapıp bizden beslenecek? İşte yani çok belirgin bir şey sıfat olduğu için oradan yani İnsanlar Moezzal alıyor, ben de Moezzal alıyorum işte. Defalarca İşte tabi yani onu bilmiyoruz. Artık şeyde zaten yani Moezzal'a da böyleyse işte oradan zaten düşünce yürüterek yani ya onu kastetmedi ya da işte özellikle bizi böyle yanlış yönlendirmek için gözümüzde Muezzala'yı büyütmek için belki yani öyle bir şey yaptı. Dikkati o yöne çekmek için. Yani şey de bir de hani Hakkar'ı mesela çok güçlüydü ya Muezzala'nın işte bir tane Traveler kitabında hani çocukla konuşmuştu hani sen kaybedersen bütün dünyayı ben çıkartacağım diyormuş ya abi o zaman şey de vardı ama Black Atom Deeps'teki Akuma'yı da güya bütün dünyayı çıkartacaktı. Evet evet.
Yani bilemiyorum o yüzden ya. Balor çok abarttı. Evet yani bence de o kadar değil yani. O kadar değil. Evet. Özellikle Balor çok abarttı. Evet. Önceden çok bir şey belli olmayınca tabii biraz aslında destekli hayal sallama güzel yaptı. Ama tabii o kadar da değilmiş yani. Tabii o şeyden de oluyor. Şimdi model büyük ya. Böyle şey dediler. Aa bunu çok güçlendirmişler falan işte. Evet. Yani standart bir Loa değil bu falan diye herkes düşündü. Ama sonuçta çok bir şey yok yani. Jailer'den kaynaklanıyormuş değil mi? Evet evet aynen. Yani bu arada şeyde bilmiyoruz. Hani Other Side'ın giriş öncesi questleriyle muhtemelen altını doldururlar ama işte belki şey olacak işte Jailer'la bağlantısını kesebildiğimiz için belki içeride ona karşı savaşabileceğiz. Belki evet, yanımızda başkaları olacak. Belki bizzat Winter Queen işte müdahale edecek de o sayede işte ona karşı savaşabileceğiz falan. Böyle anahtar şeyler olabilir yani. Çünkü sonuçta şöyle düşünün. İşte bize görev yaparken bile Maw Walker'ken çok böyle istisnai bir şey olduğumuzu devamlı hem söylüyorlar hem bize o yönde görevler yapıyorlar, beklentileri var. Düşünün orada 5 tane Maw Walker girecek ve işte bir Loa'ya karşı savaşacak. Belki yanında işte bir şeyler varken. O yüzden hani bir güç dengesi de aslında sağlanır onun için diye tahmin ediyorum. Bu sadece Volgin olacaktı. E tabii ha yani Volgin'in de sonradan Loa olacağının kesinleştiği yer bu arada. Zaten onun oyun görevini yapıyorduk işte hatırlıyorsanız şey Volgin'in küllerinin olduğu kabı işte gezdiriyoruz sırayla işte ve işte Lich King sen mi yaptın yok Von Sandy sen mi yaptın falan diye işte soruyoruz. Volgin de işte öğrenmeye çalışıyor kim söyledi Sylvanas'ı Warchief yapmamı diye. İşte o görev bir yarım kalıyordu. Şimdi o o son aşamasında işte Loa imhası vardı ve işte Volgin Loa olacak falan diyorlardı ama çok net değildi. Şimdi o artık böyle netleşmiş oldu. Orada göreceğiz Other Side'ın sonunda. De Other Side. Ben şöyle düşünüyorum. Volsam'da biliyor da söylemiyordu yani. Bu kadar şeyin içinde olup da bilmemesinin imkanı yok yani. Çok görüyor çünkü. O yüzden de o. Ama şimdi şey Rezan gidince zaten soru da geldi. Volgin ne Loa'sı olacak? Büyük ihtimalle Loa of Kings olacak. Rezan'ın yerine. Ya orada ama şey hani Rezan daha çok Loa of Kings. Hani kralların taptığı Loa da ışığın Loa'sı. Ben biraz daha Volgin'i böyle Shadow'la alakalı bir tarafta bekliyorum. Hani kendisi eskiden de Shadow Hunter'dı ya. Evet. Bilmiyorum belki. O da bir plot twist'e yol açıyor. Yani bütün Shadow Hunter'ların direkt olarak Void'le bağlantıları var diye biliyoruz. Evet. Eğer ki bir de Loa olursa Void'le bağlantılı ilk Loa olacağı için orada tehlikeli. Orada da çünkü açıyor. Winter Queen küçük bir gönderme yapıyor. Hani sen tamam Loa olma yolunda ilerliyorsun ama bakalım kaldırabilecek misin sen bunu? Evet bu kadar. Diye hani lan diyorsun diğerleri kaldırdıysa Volgin niye kaldıramasın? Alttaki şey o bu olabilir mi acaba? Ya ben şeye çok sevindim. Ben Volgin'i tekrar geri getirdiklerine çok sevindim. Hikayeyi gerçekten çok yerdik yani. Ya nasıl öldürebilirsiniz? Nasıl bunu yapabilirsiniz? Ama şu anda hikayenin birçok kısmı fark ettiyseniz Horde tarafına dönüyor. Yani öğrendiğimiz detaylar. Ya o öyle katılmıyorum sana o konuda. Yok bence öyle. Biraz Alliance'a dönecek ya drama olmadı. Dönecek Alliance. Bak şey Tyrande ve Elul kısmı Alliance üzerinden zaten. Evet. Ardenweald. Aynen. O da doğru. Kalle Menethil muhabbeti var. Onu daha görmedik. Tamamı açılmadı. Aslında bu Matea Shaw datamine'larından da şeyi öğrendik. Hani, Bolvar'la nasıl karşılaşıyoruz? Ha evet. Hani şey olmuyormuş hani bir Ice Crown'a uğruyor da Bolvar orada Frozen Throne'a oturmuş ağlamıyor. Hani beni dövdü falan. VK'lar yandık hani bir yardım edin yok öyle değil. DK'lar onu buluyormuş götürüyormuş arkadaşlar. Evet, biz evet. Öyle öğreniyoruz. Anduin orta arda yokmuş. Evet o ilginç bayağı. Hatta galiba Matthias Shaw geni kastederek işte sen krallık yapmayı biliyorsun. Gel idare et falan gibi. Onu başa koy da iyice şey yapıyor. Evet iyice karışıyor. Nasıl ya? Sonraki aşamada yani zaten şeyde BlizzCon'da da bunu dediler. Şimdi dediler ki işte Horde'un yönetimiyle ilgili ve işte iç karışıklıklarıyla ilgili çok şey oldu.
bir şekilde çözüldü ve işte konsey olarak devam ediyor Horde artık. Ama Alliance'ın içindeki çatışmalar sonuçlanmadı. Hem evet. Hem Tyrande hem Gen işte Sylvanas olayından dolayı ve işte bu savaşın bitmesi ve barış ilan edilmesini ikisi de kabul etmedi. İntikam istiyorlar. Ve işte aslında savaşın bitmemesi gerektiğini ve işte Horde'un tamamen yok edilmesi gerektiğini düşünüyor ikisi de. Çünkü işte bu oldukça bunlar er geç bir şekilde yeniden bir Warchief seçer, yeniden bize saldırır. İşte yine sevdiklerimizi öldürür falan gibi bir arabesk yapıyorlar orada. Ama işte bu şeyleri, bu durumları hem Tyrande'nin aşırı fanatik olup işte Night Warrior'a dönüşmesine yol açtı. Hem de Gen'in işte Tyrande'yi ilk başta takip edip şimdi de bir yani yeni Alfa'daki öğrendiğimiz şeylerle bir iktidar hırsına ve işte yönetimi ele geçirme arayışına girdiğini görüyoruz. En azından Alliance'ın işte gidişatını kendisi yönlendirecek bir seviyeye gelmek istiyor. Evet. Bu yüzden Alliance için de ciddi bir çatırdama olacak gibi gözüküyor. Gidişat o yönde yani. Şu Greyman öldürseler de kurtulsak ya valla. Valla Greyman bana da boş geliyor ya. Kusura bakmayın ya. Da seveni sürekli vardır. Sürekli böyle bir şey, böyle mutsuz, pesimistik, pis bir herif ya. Böyle ortalarda. Çık da bir şey yap az örgütü. Çekil ya. Yani, çık git ya. Şey böyle tat kaçıran tip böyle. Evet ya böyle. Sürekli evet. Böyle bir mutsuzluk, pesimistik. Sevmiyorum adamı. Yani Sylvanas'a yaptığı da zaten işte barış zamanı sırasında. Adam ben kırmış aslında Sylvanas'a yaptığı. Yani aslında ilk adımı, bütün bu olayların ilk adımı işte Gen'in Sylvanas'a saldırması. Şimdi o sırada işte Legion sırasında oynadıysanız işte Stormheim'daki yapılan quest'in bağlandığı yer, işte geldiği yer Sylvanas'ın işte Helya ile yaptığı anlaşma sonrası işte Aegir'in kontrolünü ele geçirmek için işte Helya'dan bir fener alıyor, büyülü bir fener. Onu kullanaraktan işte Eir'i ele geçirmek üzereyken Gen saldırıyor ve işte Fener'i yok ediyor ve işte Sylvanas'ın bunu yapmasını engelliyor. Eir de kaçıp gidiyor tabii o sırada. Şimdi bunun olduğu sırada Gen kişisel olarak Sylvanas'a saldırmıyor sadece. O sırada Horde'la Alliance arasında bir saldırmazlık paktı var. Bunu kırmış evet. Oluyor. Ve ilk Horde'a karşı saldırı aslında Alliance tarafından gelmiş oluyor. Bundan sonra zaten Stormheim'daki quest'e devam ettiğiniz zaman görüyorsunuz işte Gen'in güçleri oradaki Horde üstüne saldırıyor. Ve işte Sylvanas bize görev veriyor. Git bunlara işte bana saldıran şu zavallılara karşı işte bir şeyler yap falan diyor. Zaten hikaye içerisindeki konu da böyle bağlanıyor. O Warden Tower'lara falan saldırmamızın da altındaki hikaye bu. Yani ilk başta Gen saldırıyor ve Horde Alliance arasında yeniden bir çatışma başlatıyor. Ondan sonra da Sylvanas işte bu saldırıları engellemek için Warden Tower'ları işte ele geçirip işte Gen'in geleceği yerleri görmek için işte böyle bir karşı saldırı başlatıyor. Zaten işte ilk aslında Battle for Azeroth'un da ilk adımı burada atılıyor. Yani Gen başlatıyor her şeyi. İlk saldırıyı o yapıyor. Ondan sonra her şey işte daha da böyle artarak artık çatışma savaşa dönüşüyor. O da Battle for Azeroth'un başı zaten. Aynen abi, biraz başlattı. Şeymiş ya, ben yeni öğrendim. Bana açıklar mısınız? Shadowlands'in ana kötüsü Jailer'miş. Yani başka türlü olamazmış. Bana öyle dediler de. Niye öyle? Bunu tabii ya bu trolü o yayın başında da yaptı bu. Ay. Bak gülüyor şimdi oradan. İnananlar olur. Şimdi Murat'ını her konuştuğunda ciddiye almamanız gerektiğini ben size. Yani biraz şakacı bir arkadaşımızdır kendisi. Team foil'imiz. Team foil'ci olur. Böyle Murat'ını şöyle görün. Başında bir tane böyle kukuleta var. Şey, Pyromancer'ın zaten öyle kalan şeyi öyle ya. Evet ya aynen. Ona kendine yaptırmış. Bizim Pyro'muz da Murat'an. Yani şimdi tabii Jailer bize ilk başta verilen baş kötü ve işte Shadowlands'ta olan bütün olayların sorumlusu, işte Sylvanas'ın da Sylvanas'ın kötü olduğu için kötü falan diye veriliyor. Ama şimdi Alfa'da gördüğümüz kadarıyla bile, ki şunu da söyleyeyim, şimdi Alfa'da bölgelerin hikayeleri 4 işte level'lama bölgesinin hikayesi açıldı.
Şimdi önceki expansionlardan hatırlayın. Level'larken hikayenin ne kadarını görüyorsunuz? %25'i bile değil. Yani şu anda daha Shadowlands'da olacak olayların çeyreğini bile görmedik. Ve baş kötü Jailer işte Shadowlands'ın sonunda da onu öldüreceğiz. İşte Sylvanas da Nathanos da boss olacak falan dersek oho yani. Evet, yani hiçbir şey öğrenmemiş olduk. Hiçbir şey yani, işte düşünün Battle for Azeroth gelmeden önce mesela Nuzot'un son boss olacağını biliyor muyduk? Nuzot, ben biliyordum. Yani, yok, Sylvanas'ı kesiyorduk. Sürekli işte bir Sylvanas'ı kesiyor vardı. Legion'da şey deniyordu ya. Legion'da şey deniyordu ya, son boss Sargeras. Ha yani mesela evet. Son boss Sargeras mıydı Legion'da? İşte da son boss şey diyorlardı, Sylvanas. Tam böyle de hep gidiyor. Son boss Sylvanas olacak arkadaşlar. Evet. Warbringer'dan falan. Nedense, ilk başta bize gösterilen baş kötü hiçbir şekilde son boss olmuyor. O yüzden şimdi bize gösterilen Shadowlands'daki baş kötü Jailer'sa demek ki son boss o değil. Yani evet. Bu kadar zaten şey bari şekilde gösterdi. Use your brain. Biraz şeyini geliştir. Imagination. Hayalini şey biraz genişlet. Tabii diyorlar. Yani. Evet. Gerçekten diyorlar şimdi yani. Şimdi düşünün bakın Burning ilk expansion Burning Crusade değil mi? İlk expansion'ın videosunda baş kötü kim gösterildi? Illidan. Son boss Illidan mıydı? Değildi değil mi? Evet. Son boss Kil'jaeden'dı. Yani hatırlayın işte. Evet. Sonrasında mesela Wrath of the Lich King. Bak Lich King direkt böyle baş kötü ama son boss Arthas mıydı? Evet. Değildi. Değildi işte. En son evet o Dragon boss'u vardı onu söyleyeyim. Evet, Dragon'u öldürdük yani. Neydi, Halion i̇şte, muydu? Helion muydu? Aynen Halion. Helion galiba. Aynen. Red Dragon Shrine'a girdik. İşte son raid oydu. Yani neden böyle kırmızı dragondu, son boss, işte sonra ne oldu falan işte. Hepsi işte sonradan işte Deathwing'e bağlandı o kataklizmde. Onları orada gördük. Yani aynen. Ya bir de hani için Helion'muş. Yani bu kadar kör göze parmak olmadı. Şey işte. Ya en başından beri bile evet yani kataklizmde Deathwing'di son boss diyorsunuz şimdi ama Deathwing miydi? Kimdi? Nuzot'tu işte. Yani Nuzot'tu işte. Kataklizmin sebebi ve şeyi. Nuzot'u ta ne zaman kestik ki? Kestik mi bilmiyoruz. Yani. Hayır bir tane daha. Alfa'da şu ana kadar olanlar. Hı? Drenay'ların Shadowlands'e karşı işlediği suçlar Eredar'ken de. Tabii. Nightmare'in Beast konusu. Orkların Atalan'ın ruhlarını gönderdiği Oshogun'un aslında bir Nauru'nun enerji çekme alanı olması. Evet. Yani bunların arasından Jailer mı? Şey. Kesin kötü yani. Ha, zaten. Yani. Evet işte. Bunu konuşmuştuk da zaten işte bu Arbiter'ın işleyişi ve işte Arbiter'ın işte bölgesinde de konuşulan şey hep işte purpose diyorlar. Bir işte Shadowlands'ın amacı onun böyle işleyiş amacı olarak purpose'tan bahsediyorlar. Bir böyle onu bir ilahi bir kavram gibi her zaman konuşuyorlar. Oribos'ta da zaten genel olarak dönen muhabbet bu. İşte yani Arbiter işte ses çıkarmıyor ama işte neyse amacımızdan sapmayalım biz falan diyorlar ve bunun üzerine dönüyor. İşte oradaki mevzu da o. O yüzden yani şu anda ortaya çıkan hikayeler, spoiler leak yani ya da işte datamine ne olursa olsun yani okumaktan da korkmayın. Ne olacağını da en sonunda ne olacağını da çıkacağını kesinlikle düşünmeyin. Zaten Blizzard saklayacağını çok güzel saklıyor. Datamine'da hala prepeçikse bilmiyor yani. Üçlü bir şey var. Kodlama metotları var. Bir aşamasında title'ları verebiliyorlar isterlerse. Bir aşamasında işte görüntüleri de verebiliyorlar, modelleri çıkarabiliyorlar. Bir tanesini de tamamen kapatıyorlar. Yani o mesela Closed Alpha'da mesela olan şeyleri datamine edemediler. Sadece işte yeni bir versiyon geldi diyorlardı mesela WoW'da falan da. Evet. Yani isterse kapatabiliyor, istediğini sızdırabiliyor. Şu anda zaten yani sizin gördüğünüz Blizzard'ın izin verdi görmemize
öğrenmemize izin verdiği şeyler zaten. Test kesinlikle olan şeyler de öyle. Zaten o alfada da mesela o bölgeyi yapıyorsun. Sonuna geliyorsun işte burada çok cool bir sinematik olacak yazıyor böyle. İyi hadi bakalım deyip geçiyorsun. Hatta yani bazı direkt mesela karakterler evet, patlıyor ya işte ardımızda. Hep koyarlar, hep bildirdik. Şu an onu bile bilmiyorlar. Yani. İstemedikleri zaman vermiyorlar. Tabii tabii. Bir tane şey, şimdi bu J'leri son boss diyen işte content creator'lar bir de şeye döndüler ya, mesela Battler. Ya işte asıl kötü J'ler de Sylvanas işte iyi ama işte J'leri kandıracak falan hani. Yani. Çok kıvranıyorlar şu an. Öyle de böyle. Öyle de böyle işte yani. Hayır bu gözler bir de Sargeras'ı gördü anlıyor musun? Yani. Giyya oyunun en büyük kötüsüyken. Yok işte şu an şey klişe olarak diyor onu. Markçı. Evet. Yani Nuzot'un bile şey, durumu belli. Amacı kesin değilken kalkıp C'lere bu kadar rahat demek bana bilmiyorum çok kolay kaçmak gibi. Yani bakın şimdi zaten Redemption yani kurtulma ve iyiye dönme hikayesi olarak en çok beklenen kimdi mesela Shadowlands'de? Arthas değil mi? Evet. Arthas öldü ama işte orada iyiye dönmüştür. Aslında iyi biri o falan diye böyle. Adamlar çat diye ne dedi? Arthas yok Shadowlands'de. Belki acık ima ederiz ucundan şey yaparız falan ama İşte etkin bir karakter olmayacak. Belki görmeyeceğiz bile. Abi zaten aslında yani bol var direkt geliyor. Biraz yani böyle kalıplaşmış şeylerin dışına çıkıp da yani bol var var zaten yani Lich King var. Bir şeyleri böyle çocuklaştırıp ya da oğullaştırmaya gerek yok yani. Hani. Evet. Yani klişe olarak gözüken bir şey olabilir ama yani bunun beklemediğiniz bir klişe olacağını ben size garanti ederim. Çünkü önceden öyle oldu. Evet. Yani ilk eklendiğinde hatta Vanilla'dan beri böyle oldu ki işte Murat'ın sık sık dalgasını geçer. Burning Crusade'ın lore'u bayağı dağınıktır yani. Her telden bir köşeden giriyor. İşte onunla dalga geçiyordum ben zaten. Yani evet işte zaten o bile nispeten kendi içinde bu kadar tutarlı ve sürprizliyken yani şimdi artık Shadowlands'ı sıfırdan tamamen orijinal bir konuda ki böyle yazım ekibi de ben daha önce anlatmıştım galiba. Böyle o kadar sağlam bir yazım ekibi var ki şu anda yani Blizzard'da. Yani bütün böyle oyun sektörü hatta belki yani dizi film sektörünü falan bile katlayabilecek bir sürü insan var. Zaten Star Wars'ta, Star Trek'te çalışmış, başka bir sürü böyle yok korku dizilerinde bilmem nerede çalışmış falan. Aşırı böyle CV'si güçlü tipler var orada. Onlar yani boş iş çıkaracaklarını sanmıyorum. Bu arada Battle for Azeroth'ta tamamen hepsi çalışmadı diyebiliyorum. Sadece işte belli başlı yazarlar çalıştı. Ama şu anda bütün ekip ilk kez orijinal bir konuyu Shadowlands'te yaptı ve hatta Shadowlands'tan sonraki projeyi de onunla beraber yaptılar diyebiliyorum. İlk olarak bu ekibin yani sıfırdan yaptığı proje Shadowlands. Ve yeni bir lore. Bir şey geliyor yani. Ve yeni sıfır bir konu yani evet. Battle for Azeroth da çok güzel bağladılar. Öyle geçiş gibi geçti gitti yani. Ya ben aslında her expansion'ı çok ayrı ayrı yani severim yani. Niye böyle şey yok yapmam yani de bu çok var güzel genelde. Çok sinematikler vardı. Evet. Bağladılar. Sylvanas'ın hikayesini birebir %100 çok güzel işlediler. Ama bizde şey var ya genel olarak hani toplumumuzda yok ya, bu Sylvanas bir anda kötüye döndü ya. Ben öyle huy olarak var ya böyle bir şey öveceğiz diye diğerini gömmeye çalışıyoruz biz. Evet evet yani gömmeden evet, evet de iyiye iyi diyebiliriz yani. Ya da kötüye böyle kötü dersin yani direkt. Bir şeyi yani yüceltmene gerek yok. İşte yani zaten yani hikaye olarak iyiydi bence. Sistemleri kötüydü yani. Yani işte onları da aynı patch düzeltiler. Evet. Beta falanca şeydi 8.3'te çıktı falan. Ya yani özellikle 8.2'den sonra ben oyundan bayağı tad aldım yani. Böyle 8.2'de o şey Mechagon'da işte jetpack olması falan detayı bile beni bayağı bağlamıştı oyuna yani. Ondan sonra zaten o gazla devam etti. 8.3'te de en büyük problem işte corruption'lardı. Şimdi yavaş yavaş onu da düzeltiyorlar. Belki şey olur işte şimdi Raider Ion'un sayfası şey paylaşmış. Evet. Hadi artık account wide verin şunları yazıktır bize falan diye böyle altlarımızı kasalım hadi be abi modunda. Ben de paylaştım onu bayağı komik ya, olmuş. Gördüm onu ya. Yani
Öyle bir şey zaten 9-0'da çok büyük ihtimal bekliyorum ben. Böyle bayağı sağlam bir catch-up. Ya Corruption 9-0'da artık Accompany olsa hiçbir anlamı olmayacak. Bu saatten sonra bir anlamı yok yani artık. Ama altlarına Corruption kasabileceksin işte, öyle düşün. Şey, Essence'a harcamak yerine direkt Corruption alacaksın. Yani onları Shadowlands'a 55 level'a kadar kullanabileceksek mi yani? Ya 55 level'a kadar kullanma değil abi. En nihayetinde şimdi sen tamam mesela biz çalışan insanlarız ederiz bu falan ama 3 ay daha var yani oyun oynanınca. İnsanlar belki tamamlayamadığı achievement'larını falan yapacaklar falan filan yani. Tabii tabii, yani altlarını kasacaklar. Patch gelmeyeceğine göre arada böyle bomba bir sinematik de gelecekler. Ya, herkes, bu arada ben hani Jailer'ın hani kötü karakter olmama ihtimalini de diğerinden sallamıyorum. Ya şey 9-0 öncesi bir patch gelecek, onu gerçekten açıkladılar. Gerçekten mi? Ne zaman? Ama şey, patch şeklinde değil böyle yok, ara. Content yok. Sadece 9-0 ön hazırlığı. Evet. İlginç. Yani fix patch olarak. 3.7 diye. Yani senin bilgisayarındaki dosyaları etkileyecek bir mevzu. Yani oyununu etkilemeyecek. Aa dedim şöyle. Ha şey. Hotfix ile düzeltilemeyecek şeyleri düzelteceklermiş işte. Ha, peki gameplay anlamında güzel şeyler çıkartacaklar inşallah, bekliyoruz. Yani 9-0'da zaten öyle bir söz verdiler, hem gearing hem ketchup olayı 9-0'da olacak diye. Çünkü şey istiyorlar yani, anladığım kadarıyla 9-0'da hem yeni level'lama sistemini hem işte karakterlerin yeni level'a uyumunu live olarak test etmek istiyorlar. O yüzden normalden çok daha erken gelecek büyük ihtimalle. Zaten işte benzer böyle item level squish yapılan şeyler galiba Legion'da da oldu. Bir Warlords'ta da mı olmuştu? Kataklizm'de de bir kere daha olmuştu böyle. Öyle olduğu zaman Warlords, bu şeyler expansion patch'ten önceki gelen patch'ler biraz daha önce geliyor. Yani bir bu iki... şey deneme için mi yapılacak bir şey yani? Yani şöyle düşün, işte Shadowlands'te oynayacağın oyun sistemin önceden gelmiş oluyor. Çok mantıklı, biliyor musunuz? Zaten çok zamanları yok. Bunu da geçen gün insanlar eleştiriyordu. Diyordu ki yani böyle büyük bir şirketin böyle küçük hatalar yapmaması tabii yani lazım. Yarım yamalak gibi gözüküyor. Evet, yarım yamalak gibi, evet. Nasıl işte corruption'ları hesaplayamadılar, işte nasıl işte Azerite sistemi falan düzenleyemediler şeklinde konuşuyorlar. Bu çok mantıklı ya. Ama adamların zamanı yok arkadaşlar. Adamlar sürekli koşuyorlar. They're running ya, bir yerden bir yere. Evet evet doğru, ama bir de şöyle bir durum da var. Şimdi şeyde yani özellikle Battle for Azeroth'un öncesinde olan grup, yani ilk bu Battle for Azeroth'un yapımına başlayan grup iki kere değişti. En son değişmede 8.2'den önce, 8.1'den sonra neredeyse yani game developer tayfasının alt ekibinin hepsi değişti ve Diablo ekibini getirdiler. Onu yönetmesi için 8.2'yi onlar yaptı zaten. Ondan sonra oyun düzelmeye başladı. Zaten fark etmişsinizdir. Azerite sistemini de değiştirdiler. İşte etkilerini değiştirdiler. İşte bu Titanfall sistemini kaldırdılar. İşte RNG olan, işte random olan çoğu şey değiştirdiler. O sistemlerin getirilmesi ve hatta işte Diablo'ya benzer de bir sürü şeyin yapılması o ekibin gelmesi sayesinde oldu. Team 3 diye geçiyor işte, üçüncü takım ekibi, eski Blizzard North tayfası. Neredeyse hepsi işte Battle for Azeroth'u kurtarmak için geldi. Hı-hı. Ve işte başarılı da olunca kaldılar. Mofinus galiba hepsinin başında işte. Hı-hı. Ve işte şimdiki yönetimde işte şey, mesela Ion eskisi kadar etkili değil. O daha çok böyle organizasyon, denetleme falan son aşamaları kontrol ediyor. Zaten o yüzden de eskisi gibi şey yapmıyorlar. Dikkat edin, işte Q&A yaparlardı mesela düzenli. İşte Ion artık geri çekildiği için ondan onları da yapmıyorlar. O daha böyle üst yönetim kademesine geçti. Mufinus ayağına bir susar, sürekli pot kırıyorsun dedi. Yani kendiyle çelişiyordu ne yazık ki. Çünkü işte aslında kontrolü olmayan konuda konuşmak zorunda kalıyormuş. O yüzden oluyormuş. Şimdi en azından daha kontrolü olan bir konuma geçti. Bir şey diyorsa da bilerek ben diyor. Ben Eda'nın dediğine şeyi eklemek istiyorum da, yani orada acele ediyorlar, evet çok hızlı şey yapıyorlar da, yani al geçen gün Cyberpunk açıkladı yani. Daha bekleyeceğiniz dedi yani.
bizim işte yaptığımız işleri bildiğini, bizi tanıyanlar diye böyle başladı. Bilir. Evet. Doğru canım. Yani ama işte biraz aslında Blizzard bunu yaptığı zaman gereksiz tepki alıyor. Mesela evet. aynı şeyi Blizzard yapsa mesela bu verilen CD Projekt'e verilen destek Blizzard'a verilmez. Ben eminim. O da işte meyve, ağaç ve taşlama. Evet. Aynen. Herkes dalga geçer. O ne oldu, yapamadınız mı falan diye. Bak Ekim dedi vicdanım. Aklı başındaki insanlar hani şey gibi mesela ne bileyim beni takip ettiğim Twitch gibi insanlar hani şey diyordu hani. Ben gerekirse beklerim yeter ki adam akıllı paket çıksın diyordu Shadowlands için mesela. Yani aklı hani, başında oyuncu bunu evet. Zaten normal olan bekler yani. 2021'e bile beklerdim ben. Benim, değil mi? Yani, evet. Yani yeterli şey mesela ketchup mekanizmasını ve altla yapacak şeyi versin sana. Sen oynamaya devam et. Alt kasmayı kolaylaştırsın. Mesela 9-0 sistemiyle falan böyle herkes yeni alt kassın, yeni karakter eklesin falan. Yapmadığı şeyleri yapsın. Yani o zaman gayet oynanır oyun bir süre daha. Yani zaten aslında esas bence korktukları şey o. Çünkü işte Lich King'den sonra işte o oyunu bırakma döneminde Warlords'un esas kötü expansion olarak anılmasının sebebi ikinci content patch'ten sonraki expansion'ın gelmesi arasında bir seneden fazla süre var. Evet. Bir senede herkes burnout oldu. Yani yapacak bir şey kalmadı oyunda artık. Her karakterle her şeyi yapabilecek bir süre geçti. İşte gold kasmak falan her şey bitti. Mesela ben öyle bir aşamaya geldim ki mesela Warlords sırasında bütün karakterlerin işte 3. seviye Garrison'ı var, Shipyard'ı var, devamlı 5K oradan, mission'lardan geliyor. Ama bu da çok kolay oldu, kasmayayım artık dedim. Böyle 2.5 milyon gold'da mı ne bıraktım ki o zaman o çok aşırı yüksek bir rakamdı böyle. Hani gold kasmayı böyle, halbuki şimdi mesela 5 milyona böyle bir long boy alacağız desek biriktirmeye devam ederdim aç gibi ama o zaman çok gereksiz bir aktiviteydi yani. Tıkılıyorduk falan böyle. O süreye işte gene o duruma düşmemeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. O yüzden makul bir zamanda getirirler. Zaten şeyi de söylediler yani. 2020'nin son çeyreğinde çıkacak dediler. Yani resmi açıklama şu anda o en azından. O yüzden en erken Ekim, en son Aralık. Aralık evet. Bekliyoruz. Yani Shadowlands son 3 aylar yani. Diyoruz. Evet. Abi bu Shadowlands mevzu zaten işte hep diyoruz köye kadar yol olur. Evet, bronzları konuştuk bugün. Özetle şöyle bir toparlayalım ve bitirelim arkadaşlar. Ejderhalar serisinde sarı ya da işte bronz ejderha sınıfını konuştuk. Gelip bizleri dinlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Lore Konsey yayında siyahları konuşacağız. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Lütfen kendinize dikkat edin. Arkadaşlar şu anda raid host atmayacağım. Resmi bir yayında olduğu için. Akfon'a gidiyorsunuz buradan. Hop hiç bırakmadan gidiyorsunuz. Summer Bowl Avrupa elemelerinin maçları devam ediyor. Kendisine çok selam söyleyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.